Efendim iyi akşamlar. Valk TV'ye hoş geldiniz. İnsana Değer'den hepinize merhaba. Bu akşam belki de hepimizin çok ilgilendiği bir konuyu konuşacağız. Bugünkü konumuz fotoğraf. Özellikle cep telefonları ile birlikte neredeyse cep telefonlarını konuşmak için, sesimizi başka bir yere iletmek için değil de fotoğraf makinesini yanında taşınır hale getirmiş şekilde kullanıyoruz. Hepimiz fotoğrafçı olduk. Hepimiz fotoğraf çekiyoruz. Saniyede milyarlarca fotoğraf paylaşılıyor dünyada. Ama fotoğrafçılığın bir de sanatsal tarafı var. Aynı yere bakıp aynı anda iki fotoğraf çekiliyor ama birisi bambaşka oluyor, birisi sıradan oluyor. Bunları konuşacağız. Türkiye'nin önde gelen fotoğrafçılarından ve fotoğraf editörlerinden Murat Gül'le birlikteyiz. Murat Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi akşamlar. Murat Hocam şimdi dediğim gibi neredeyse elimizde cep telefonu normal konuşmaktan, mesajlaşmaktan, farklı şeylerde kullanıyoruz. Müzik dinlemek belki ikinci sıradadır ama fotoğraf çekmek adeta birinci sırada. Evet. Ön kamera diye bir şey çıktı. O kameralar arkalarda 3 oldu, 5 oldu, işte sıralı oldu, bir sürü şey oldu. Ve sanki fotoğrafçılık şey gibi böyle yani tüfek icat edildi de mertlik bozuldu gibi bir anlayış oldu gibime geliyor ama herkes fotoğraf çekiyor mu? Siz işin bir ustası olarak, hem ustaları tanıyan hem de işin ustası olarak fotoğrafçıyı nasıl tanımlıyorsunuz? Çok güzel bir yerden başladık. Hani bu arada bu ilk defa değil. Hani biz şimdi cep telefonu çıktı, mertlik bozuldu mu gibi bir start aldık ama bu hemen hemen fotoğrafın kendi tarihinde birçok kez yaşandı. Düşünün ilk fotoğrafçıları böyle. Ahşap fotoğraf makineleri, önde camlar, arka tarafta ilk dönemde metal plakalar, böyle civciv kuş çıkaran o plate'lere, metal bölümlere baskı oluyor ve birden olmuyor bu hani. Ve süreçler çok uzun. Sonra bir bakıyorsunuz malzeme değişiyor. Hani arka taraftaki malzeme değişiyor. Film rulosu geliyor mesela. Fotoğraf tarzı değişiyor. Fotoğrafçılar değişiyor. Sayıları artıyor. Ressam fotoğrafçılar çıkıyor. Sonra Polaroid çıkıyor mesela. Basıyorsunuz, çekiyorsunuz. Evet. Herkes fotoğrafçı oluyor. Evet, çipşak. O zaman da oluyor. Çipşak çıkıyor. Yani evet. 70'lerde bütün dünyada belki bize daha geç geldi. Hani, sosyoekonomik nedenlerden dolayı ama inanılmaz. Her yere yayılıyor. Yani, evet. Herkesin mutlaka bizim profesyonel dediğimiz kamerası oluyor. Fotoğraf makinesi oluyor. Yani dijital aslında bunlardan çok farklı olmadı. Hani, dijitali de o kadar günah keçisi yapmayalım. Yapmayalım. Yani kendi döneminde bunu biz birçok kez yaşadık. Ben hatırlıyorum 2005'ler, 6'lar bu kullandığımız makineleri biz yavaş yavaş dijitalleriyle yer değiştirdik. Yani o zaman da aynı şey konuşuldu. Hani birçok fotoğraf ustası ya artık fotoğraf çekilmez dedi. Hani çünkü niye basıyor çekiyor adam hani fotoğraf üretiyor dedi. Hiçbir şeyle çok ilişkisi yok. Ama öyle değil aslında. Hani bu fotoğrafın kendi içsel süreçlerinden bir parçası. Dijital başladı. Aslında teknik hiçbir şey değişmedi. Ne oldu? Popülasyon arttı. Hani onu üretenlerin sayısı arttı ama biliyorsunuz hani Maslow'un hiyerarşisi gibi, piramidi gibi altta mutlaka çoğalıyor bunu üretenler ama yukarı doğru azalıyor. Hani iyi iş, nitelikli işin sayısı tepede azalıyor. Cep telefonu da böyle bir şey. Şu anda çok büyük bir salgın. Hani çok normal. Bu hiçbir şekilde kötü bir şey de değil bu arada. Bu kadar çok fotoğrafın üretilmesi aslında bir taraftan da kendisine fotoğrafçı diyen insanları da teşvik ediyor. Daha iyiye, daha güzele hem teknikle hem de içerikle ki çoğunlukla daha az düşündüğümüz şeyler. Hani içeriği kontrol etmek, onun üzerinde düşünmek, fotoğrafı sanat yapan içerik aslında bunlar hakkında belki de biraz bizi düşündürmeye sevk ediyor. Yani işin çok kolay üretilmesi yine işini iyi yapanları ikinci plana itmiş olmuyor. Yok, kesinlikle böyle düşünmüyorum. Belki bizim gibi hani fotoğrafla hani sosyoekonomik nedenlerden dolayı hani bu coğrafyadan dolayı fotoğrafın daha çok malzemelerin daha çok bulunabildiği, daha çok üretildiği coğrafyaların dışında kalan bölgelerde bu biraz daha geç oluşuyor aslında. Hani ben şuna benzetiyorum. Bizim 2005-2006'larda dijitali elde etmemiz ve hızla Türkiye'deki fotoğrafçı sayısının çok artması aslında Batı'da 1970'ler.
70'lerin ortası tam aynı dönem. Evet. Yani aynı şeyler aslında orada da yaşanmış. Birebir yaşanmış. Yani çok fazla fotoğrafçı ortaya çıkmış. İşlerin doğrudan fotoğraf dediğimiz hani sokağa çıkıp fotoğraf çekmek, bir yere geziye gitmek, fotoğraf çekmek. Doğrudan hani çok fazla kurgulanmadan, düşünülmeden üretilen, bir araya getirilen fotoğrafların sayısı çok artmış. Ama sonra ne olmuş? O batıda mesela yeni fotoğraf türlerini ortaya çıkarmış. Yani bir fikri, bir temayı ön plana çıkarak onu düşünüp, kurgulayıp onun üzerine inşa edilmiş bir fotoğraf çıkmış. Peki şu da var sanki. Mesela eskiden işte kiliselerin içini dekore etmek için bir şeyler yapılıyor veya işte portre yapılıyor. Kral kendi portresini yaptırıyor. Fotoğraf çektiremediği için 300-400 yıl önce. Tabii. Belki de o anda ressamın çok da sanatçılık şeyi ön plana çıkmıyor. Yani şu anda belki yani çok küçümsemiş olmayalım ama iç dekorasyon gibi bir şey yapıyor. Gittiğimizde şu anda bazı bazilikalarda halen evet. var. O zaman da işte kara kalemde yapılan ya da gravür olarak yapılan daha sonra da işte kralın, kraliçenin bir yerlere asmak için ya da belki de işte paraların üstüne yaparken bile işin içinde bir fotoğraflama var. Yani biz şu anda bulmak çok zor. Belki işin tarihi tarafı var ama yani Sezar'ın resminin basılı olduğu bir şey bile, para bile, evet. Madeni para bile aslında bir fotoğraf. Dönemin fotoğrafı. Yani kendini öyle tanıttırıyor. Burada baktığımızda şimdi herkes, bir de birazdan geleceğiz. Bu selfie çılgınlığı, habire her yerde fotoğraf çektirme, işte yemeği çektiriyor, gittiği çektiriyor, gezdiği çektiriyor, işte şuradaydım diyor, güneş batışı, güneş doğuşu, yok sınavdan çıktık, sınava giriyoruz falan. Ama bir taraftan da bu işi profesyonel olarak yapan, hayatını bu işten kazanan ve bir sektör olarak da çok büyük bir görsel sektör var. Yani şu anda belki içinde bulunduğumuz stüdyonun ilk başlama yeri fotoğraf. Yani televizyon Doğru. stüdyosu yoktu. Fotoğraf stüdyoları vardı. Fotoğraf stüdyolarından önce de dediğiniz gibi işte tahta kutular, işte ışık bir yerden çekiyorum, işte bir şeyler sokuluyor, bir şeyler yapılıyor. Onların büyütülmesi, küçültülmesi, siyah beyaz, renkli, işte dijital derken, peki sizi fotoğraf çekerken benden farklı kılan ne? Yani siz, işte Murat Bey iyi bir fotoğrafçıdır. Murat Bey fotoğrafta şöyle şöyle bir yeri vardır. Veya şu kişiler fotoğrafçı deyince aklımıza gelir. Sizi veya o isimleri fotoğrafçı yapan, beni yapmayan şey ne? Şimdi zor bir soru. şimdi burada siz olunca iş değişiyor tabii. Ben şöyle yaklaşayım konuya. Biraz önce çok güzel bir yerden girdik aslında. Yani fotoğrafın atası olan malzemelerin dönüşüm süreçlerinden bahsettik. Mesela dedi ki hani bir kilisenin duvarlarındaki ikonalar mesela. Evet. Şimdi bunların her zaman yapılış amacı aslında daha sonra onun nasıl tanımlandığını göstermiyor. Bir zanaatçıyı düşünün. Evet. Yani bu coğrafyada hani bundan işte 1000 yıl önce bir kilisenin duvarlarını süslemiş. Şimdi orada tamamen bir zanaat var. Evet. Orada hikayeler var. Hani bizde de öyle mesela. Hani düşünün camileri düşünün, onların üzerindeki süslemeleri düşünün. Hani, evet. Revzenleri düşünün. Hani birçok aslında hemen hemen benzer şeyler bunlar. Bunu yapan sanatçının, zanaatçının orada o işi yaptıktan sonra hani geriye ne bıraktığı çok önemli. Bir de bunu asırlar sonra siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani o coğrafyada tek o işi yapan insan. O zaman çok kıymetli bir şey oluyor. Niye? Çünkü o Rönesans resmini düşünün. Evet. Onların hemen hemen hepsi büyük ustalardı. Evet. Yani bugün hepsi büyük sanatçılar. Ama o dönemde ustaydı. Hatırlarsınız onlar ustaydı. Evet. Bunlar paraları ödenen her gün bir kiliseye, bir yapıya, bir biraz önce bahsettiğiniz o dönemin önemli isimleri var mesela. Venedik'in Dükalı'nın Dükası var mesela. Hani işte orayı yöneten insanlar var. Onların duvarlarına tabloları yapılıyor. Hani kendi eserler üretiliyor, kiliseler süsleniyor. Ama zanaat aslında bu. Evet. Bizim için bunlar şu anda sanat. Çünkü bir şeyin ilklerini yapan insanlar, nadide işler üretmişler ve birçoğunu biliyorsunuz yer değiştiremiyorsunuz. Doğru. Yani
Vatikan'a gidiyorsunuz, orada tavana bakıyorsunuz. Yukarıda bir tane var o işten. Hı hı. Yani benzerleri yok. Unik, tekil işler. Evet. Bugün de belki hani bizim için bu kadar çok cep telefonu işin üretilmesi, evet yani çok fazla iş üretilecek ama bunun kıymeti geleceğe bizden belge üretilmesi aslında. Yani kendimizi böyle tutmuşuz, selfie çekmişiz kapalı bir evin içinde. Aslında şu an şunu düşünebiliriz ya, bugün hani evde ne olabilir ki, yani bütün insanlığı, uygarlığı etkileyecek ne olabilir? Hı hı. Aslında çok fazla kod var orada. Tabii. Yani sizin kıyafetiniz, arka masada duran mesela bir kahve, aynı Hı. bunun gibi tüketim alışkanlıklarınızı gösteriyor. Evet. Evin içindeki mesela iç mimariyi gösteriyor. Hı. Yani evi nasıl tasarlamış o kişi. O dönemde evler böyle tasar. O kadar çok kod Hı var hı. ki biz belki ileride bunun arkeolojisiyle uğraşacak birileri olacak ve biz bu, şu anda onlara malzeme üretiyoruz. Ha bunlar çok fazla, evet. Herkes bununla bu kadar malzemeyle uğraşamaz. Biz biliyoruz bunun çok büyük bir kısmı yok olacak. Hı. Ama kalanlar, emin olun, bütün bunları yapmaya, hani gelecekte bu arkeolojiyi onları sunmaya hem malzeme açısından hem de sanat açısından yeterli olacak. Yani bunlar filtrelenecek ve yeterli kısmı çok işe yarayacak. Tıpkı birçok eser verip tarihin sınavından geçen besteciler gibi. Yani biz Bravo. işte Mozart'ın bir sürünü, Beethoven'ın, Dede Efendi'nin, Itri'nin, işte diyoruz ki 1000'e yakın eseri var ama 100 tanesi kalmış. E demek ki 100 tanesi sahip çıkılmış, beğenilmiş, söylenmiş, icra edilmiş, nesilden nesile aktarılmış. Şu anda da herhalde yani sosyal medyada paylaşılan, ben bakıyorum kendi hesabımda mesela, sosyal medya hesaplarımda 3000 tane şey paylaşmışım. Eski aile albümlerinde 3000 tane fotoğraf yoktu. Yani Yoktur. doğum, işte birinci yıl dönümü, işte evlilikler, sünnet törenleri, bir şeyler bir şeyler. Hep böyle o eski şeyler de olmayınca onlar belki zaten çekilirken eleniyordu. Dolayısıyla en iyisiydi. Böyle bir tehlike var mı dijitalde? Yani nasıl olsa çekiyoruz, beğenmediğimizi siliyoruz. Çünkü ilk yani 150 yıl önce resim başlayınca adamın herhalde yanlış çektim. Hadi bir de buradan çek. Şimdi de ben çekeyim. Fotoğrafta bir de ben olayım gibi derdi yok. Olamaz zaten. İşte bir aile gidiyor. Güzel güzel Evet. giyiniyorlar. İşte bir anne baba oturuyor. Çocuklar orada ya da ilk çocuk varsa. Yani birçoğumuzun yani şu anda yaşı 50'nin üstünde olanların birçoğunun 2-3 tane bebeklik fotoğrafı vardır. Ya benim iki Doğru. tane, üç tane var. Ama şimdi neredeyse yani annesinin karnındaki fotoğrafıyla başlayan bir şey var. Bunlar sanki zaten tarihin tarihsel süreçte onlar zaten yapılıyordu. O filtreden geçiyordu. Ama şimdi nasıl olsa şeyi yok. Herhangi bir makara derdi yok. Evet. Film bitti derdi yok. İşte denk düşürür müyüz derdi yok. Ki ben biliyorum sadece fotoğraflarda değil eskiden filmde bile işte makara bitmesin diye yapımcıların için çok önemli bir şeydi. Veya işte kopyaları açık şey yapılırken kopya masrafı vardı. Şimdi herhalde USB'lerle Aktarılıyor, evet. aktarılıyor. Burada tekrar o soruma döneyim. Seyircilerimiz de onu merak ediyordur. Yani işin Leonardo da Vinci'yi zanaatlıktan sanatçı yapan neydi ve beni belki harika bir fotoğraf çektim. Hani denk düştü, acemi şansı. Ama bu beni fotoğrafçı yapmıyor. Çünkü ben başka bir iş yapıyorum. Ama siz ne zaman ne yaparlarsa yapıyor. Ya Murat Bey bu aralar ne yapıyorsunuz? Vallahi işte fotoğrafçılığı bıraktım, turizmcilik yapıyorum demiyorsunuz. Evet. İşin arkasında böyle bir, yani benim yapacak başka işim yok. Ben işte elime fotoğraf makinesi alırım. Işığı ayarlarım, objektifi ayarlarım, neyin ne yapacağını ayarlarım. Hangi fotoğraf nerede çekilir? Bu mudur işin? Yani iş sadece bir cep telefonunun karşısına bir şeyi kareye almak ve deklanşöre bakmanın ötesinde, önünde ve arkasında bir şey mi var? Şimdi Da Vinci Usta'dan hemen bir giriş yapalım. Tabii. Böyle isimleri aslında tekil yapan, çok önemli yapan birçok faktör var. Mesela ben kendim şahsen fotoğraf derslerinde Da Vinci'yi portrede örnek gösteririm.
Onun mesela arka alan flürluğunu sağlaması, öndeki objeyi, la Joconde'u hani iyi göstermek için siyah bir giysi giydirmesi. Niye? Çünkü belirginliğini arttırması. O dönemde çok, halbuki cafcaflı böyle renkli elbise olmasına rağmen koyu, evet, sade bir giysi giydirip yüzündeki ifadeye odaklanılması. Bunun gibi birçok şey var aslında. Yani o yüzden büyük ustalar aslında hep büyük ustalar. Yani onların çizgileri, resim sanatına getirdiği yeniliklerle zaten biz onları bir yere koyuyoruz, taçlandırıyoruz. Fotoğraf kopyalanabilir bir alan. Evet, çok güzel söyledik yani. Hani, güzel andınız o konuyu. bu film varken de öyleydi. Hani bir negatifiniz ya da pozitifiniz olurdu ama oradan dilediğiniz sayıda baskı alırdınız. Tekil bir alan değil. Yani bir resim gibi değil. Ama onu tekil yapan özellikleri var. Hani, burada aslında en önemli konu, bugün belki bilmiyorum hani vaktimiz olursa NFT dünyası, hani fotoğrafın yeni mecralarında konuşmak lazım. Bizim gündelik hayatta ürettiğimiz fotoğraflar, biz bunu nasıl devam ettiriyoruz? Yani mesele bu zaten. Hani düşünün, platformlar sürekli değişiyor. Evet. Dün işte bilgisayarda ICQ'lar vardı, işte chatleşme yapılırdı. Evet. Şimdi başka bir şeyle uğraşıyoruz. Facebook var ama fotoğrafın platformu şu anda orası değil. Evet. Düşünün, 10 yıl önce, 15 yıl önce oraya fotoğraflar yüklüyorduk. Ama şu anda onlar yavaş yavaş mağaranın içinde stoklanmaya başladı. Çünkü niye? Yeni platform çıkınca sizin de taşımanız lazım. Yine başka bir örnek. Ben dün makaralar dolusu film çekiyordum. Ama onlar makaralar dolusu sadece. Hani orada kaldı onlar. Ben bunun, onu yaşatmak için ne yapmam gerekiyor? Yeni mecraya, dijital ortama taşımam gerekiyor. Dolayısıyla bu öyle bir süreç ki, hani bugün en iyi fotoğrafı çekmeniz yeterli değil asla. Onu güncel trend mecrasında yaşatmaya çalışmak da önemli. Peki ucuzlatmıyor mu? Yani herkesin günde 20, 30, 40, 50 tane fotoğraf çekip attığı yerde siz dünyanın en iyi fotoğrafını yaşatmak için koyarsanız orada nasıl farkındalık olacak? Yani Instagram'da gönderiyorsunuz. Mesela fotoğrafçıların kendi şeyleri var, siteleri var, kendi hesapları var. Ama yani şey gibi, yani bir sonrasında bambaşka bir kişinin hesabına gelmenin tehlikesi var. Yani bu işi hani keyfiyet, kemiyet meselesi, çokluk olunca da işin değerinin düşmesi tehlikesine götürmüyor mu? Aslında bu çokluk içinde sizin nasıl ön plana çıkacağınız çok önemli. Şimdi bunu şöyle düşünün, hani ben çok iyi fotoğrafçıyım, çok iyi işler üretiyorum. Sonuç. Çünkü ben acaba doğru mecrada mı fotoğraf üretiyorum? Ürettiğim fotoğraflar nerede yer alıyor? Yani çekiyorum, hard diskimde tutuyorum. Bir işe yaramıyor. Niye? Çünkü hani birinin beni keşfetmesini bekleyeceğim. Hayır. Ben bu fotoğrafları üretiyorsam belki bunun kadar zamanı bunların doğru mecralarda oluşmasını sağlamak için geçirmem gerekiyor. Yani zamanımı buna da ayırmam gerekiyor. Instagram'dan bahsettik. Çok büyük bir platform burası. Evet. Yani sürekli şeyi düşünün. Hani bir şey üretiyorsunuz, ürettiğiniz şey çok kısa bir sürede aşağıya gidiyor. Yani evet, aslında bu yeryüzünün ayaklarınızın altına kayması gibi bir şey. Hani sağlam bir yere, zemine basmanız gerekiyor. Bu çok zor. Yani bunu sağlayacak şey ne? Bir, doğru iş üretmeniz. Yani bunu nasıl anlatılır? Çok zor. Hani benzerlerinden ayrışacak iş. Bir zamanı, mekanı kavrayacak iş olması gerekiyor. Yani sizin yaptığınız işin içeriğinin çok güçlü olması gerekiyor. Çünkü günümüzde artık birbirine benzeyen o kadar çok fotoğraf var ki siz nasıl ön plana çıkacaksınız? Güçlü bir içerikle ön plana çıkacaksınız. O nasıl sağlanır? Yani fotoğrafçının kendini farklı kılacak içeriğe sahip olması için yani işte birbirine benzemeyen, bir başkasına benzemeyen beste yapmak gibi, bir başkasına benzemeyen senaryo yazmak gibi, ne bileyim bir başkasına benzemeyen şiir yazmak gibi bir şey. Ama burada hep beslenilen taraflar var. Yani fotoğrafçı kendini neyle besleyecek? Tamam, çektim, bunu platformda şey yapacağım ama çekmeden önceki süreçte o gözün farklı bakma şekli, herkesin bakmadığı şekli veya baksa bile farklı çekme şekli, ne bileyim hep görür, yani duyuyoruz tabii işin teknik tarafları, işte ışığı şuradan şöyle almış,
arkasını flu yapmış, şümerciyi kullanmış, işte şöyle bir şey yapmış, ışık gölge oyunu yapmış gibi. Ama bir de şu var, işin bir de eğitim var ki olmadan olmuyor. Ama eğitim de bizi bir kalıba sokuyor. Evet, çok doğru. Oradan bir taraftan eğitim almamız gerekiyor. İşte fotoğrafçılık bölümleri var, Güzel Sanatlar Fakültelerinin. Bir taraftan milyonlarca çekilen fotoğraf var. Hem herkesin aldığı eğitimi alacağız, o hocalardan ders alacağız, sizin de öğrencileriniz var. Evet. Yani belki şu anlaşılabilir, ya birini gördüm, aynı Murat'ın tekniğindeydi. Yani galiba senin bir öğrencin geldi, fotoğrafından belliydi. Hiç sormadan zaten senin öğrencin olduğunu anladım. Bunu dedirtmemek de bir problem değil mi? Yani iş gittikçe daralmıyor mu? Yukarı dediğiniz gibi, İşte hiyerarşide yukarı gittikçe. Yukarıya nasıl çıkacağız zaten mesele bu. Bir kere şunu çok açık yürekle söylemek lazım. Yani fotoğraf dahil bütün sanat dalları kopya ile başlar. Yani mimesistir zaten. Hani tekrarlanan bir şey üretmeniz gerekir. Yani siz belki usta çırak ilişkisiyle açıklamak lazım Evet. bunu. Hani siz bir şey başladığınız zaman ilk önce öykünmeniz gerekir. Yani ustanıza öykünürsünüz. Sanatta da böyle. Hani siz mutlaka bir şey başladığınız zaman işte X fotoğrafçıya, Y fotoğrafçıya, Z ressama öykünürsünüz. Dolayısıyla benzerliklerle başlatırsınız bu süreci. Burada en önemli şey aslında beslenmedir. Nitelikli beslenme. Hani çok fazla kilo almadan, sağlıklı besinlerle Dengeli beslenme. beslenme. Bravo, dengeli beslenme. Onun da aslında ilacı her yerde bulunabilir. Bu reçete her yerde gösteriliyor. Yani gizli saklı falan da değil. Yani çok fotoğraf sergisi mi gezecek? Çok ünlü fotoğrafçıların Bravo. albümlerine mi ulaşacak? Onları mı takip edecek? Kurs mu alacak? Ne bileyim, şey gibi akademik olarak ben oldum diyor mu Dediğiniz mesela? anda bitiyor biliyorsunuz. Yani fotoğraf çıktı, ben oldum artık. Çektiğim her fotoğraf gidiyor gibi bir şey herhalde yoktur. O kesinlikle doğru. Hani bunu sadece fotoğrafını söylemiyoruz. Tabii. Yaşarken hani insanlık adına da bunu söylemek çok doğru. Bir kere teknik bir eğitim almadan, hani bu işin tedrisatından geçmeden mümkün değil. Hani çünkü yaptığınız iş sadece fotoğrafla konuşmuyorum burada. Hani resimle bile uğraşsanız, hani hangi fırçanın, hangi malzemenin, hangi boyanın, hangi tuvalin nerede kullanacağı kesinlikle teknik bilgiler ve bunları öğrenirsiniz. Fotoğrafta da bunlar geçerli. Ama bunlar hepsi bir süreç. Siz öykünmeyle başlarsınız, bütün teknik eğitimleri alırsınız. Sonra zaten belki fotoğrafa başlayıp devam ettiremeyen insanların %90'ının sıkıntısı bu. Peki sonra? En can alıcı nokta bu zaten. Ondan sonra sizin kişisel gelişim süreciniz başlıyor. Yani biraz önce çok güzel bahsettiniz Can Hocam. Literatürü bilmiyorsanız aslında hiçbir şey yapamazsınız. Fotoğraf literatürü nedir? Şimdi biz akademik olarak literatür deyince bir alanda yazılmış kitaplar, makaleler, yazılmış, çizilmiş her şey. İyi de fotoğraf literatürü, fotoğraf yani edebiyatı diyemiyoruz bunu. Fotoğraf literatürü yani çekilmeyen, ya hiç kimsenin fotoğraf çekmediği bir kareyi çekmek mi? Hiç kimsenin fotoğraflamadığı bir manzarayı yapılmış yapılmamış bunu bilmek mi? Fotoğrafın literatüründe ne var? Olmayan fotoğrafın bile yazısı var. Öyle söyleyeyim size. Olmayan fotoğrafın Olmayan yazısı. fotoğrafın. Şöyle ki, düşünün her şey aslında görmekle ilgili. Yani bundan 2500 yıl önce antikide de görmek konuşuluyordu. Yani bunun felsefesi yapılıyor. Bundan 1000 yıl önce Bağdat'ta El-Heyzem görmeyi anlatıyordu. Ve bunu diyagramlarla anlatıyordu. Çiziyordu yani. Görüntünün aslında gözümüzün arka çeperine tersinin düştüğünü, orada beyinde sinirlerle tekrar terse çevrilerek düzleştirildiğini anlatıyordu. Yani biz bunları sadece fotoğraf değil, görme üzerinden konuşmamız gerekiyor aslında. Yani literatür çok zengin. Zamanı biraz daha hızlandırıyoruz. Bütün o orta çağa geçiyoruz. Hani malzemenin, işte o görüntünün nasıl düştüğünün, malzemeye nasıl uyarlandığını da sardığımız zaman aslında şu konu ortaya çıkıyor. Yani görmek, görmeyi anlamak, bunun üzerinde kurulmuş bir paradigmayı, bir felsefeyi ortaya çıkarmak. Literatür inanılmaz zengin. Niye? Çünkü siz düşünceyle başlıyorsunuz aslında. Basit bir örnek vereyim. Eline makineyi alıp fotoğraf çekmekle konuyu görüp
kafada kurguyu yapıp ondan sonra makineyi eline almak iki ayrı şeydir aslında. İyi fotoğrafçı her zaman konuyu kafasında canlandırır. Bütün sanat dalları gibi malzeme araçtır aslında. Yani bu bir yönetmenin ilk sahneyi çekmeden önce, motor demeden önce aslında bütün planları kare kare, işte kaç plan çekecekse onu yapıp ondan sonra Değil mi? Hani yapması gibi bir şey. her şey çizilmiş. Hatta belki görüntü yönetmenini biraz daha rahat bırakıyor. Onun improvizesine, hani kendisi nasıl yapacağına karar vermiyor. Onu serbest bırakıyor. Fotoğraf da öyle. Hani bir yere gidiyorsunuz, kafanızda bir kurgu var. Onu çekmeye çalışıyorsunuz ve bazen rastlantılar oluyor. Hani güzel kareler de yakalıyorsunuz ama bir şey gördüğünüz anda kafanızda bir senaryo oluşuyor aslında. Ve o an düşünün, hani hangi lens, hangi makine, hangi diyafram, hangi yansıtan, teknik sonradan geliyor aslında. Siz kafanızda oturttuğunuz çerçeveyi aslında almaya çalışıyorsunuz. Fotoğraf makinesi bir malzeme, bir araç aslında. Bir şey şekillenmiş. Fotoğraf sanatında bir sonraki aşamaya geçiyorsunuz. O bütün o süreçleri oturup çalışıyorsunuz. Yani kafanızda bir tema oluyor. Diyorsunuz ki ben yoksulluğu anlatacağım. Ben dünyanın su sorunu anlatacağım. Kafada bir senaryo ile başlıyorsunuz. Sonra oturup gerçekten hani bir film karesi gibi çerçeveler kurguluyorsunuz. Bazen çok yalın bir çerçeve planlıyorsunuz. O kadar yalın ki birileri diyor ki yani bunu nasıl düşündün? Yani bu kadar yalın ve çarpıcı bir şeyi nasıl düşündün? Oturup düşünüyoruz çünkü. Hani ben bu bir sorunum var, bir sıkıntım var. Bunu nasıl ifade edebilirim? Hani ressamın fırçası var, tuvali var, boyaları var. Bizim fotoğraf makinemiz var ama makine sadece bir araç. Bizim daha çok çalışmamız gerekiyor. Niye? Çünkü bir ressam gibi sıfırdan dilediğimiz her şeyi şekillendiremiyoruz. Ne yapıyoruz? Kurgularla hareket ediyoruz. Kafamızdaki fikirleri minimumda anlatmak için uğraşıyoruz. Yani o zaman biraz fotoğrafçılık da yani mesela müzik kulağı olmayan bir insan müzisyen olamaz. Ne kadar konservatuvar eğitimi alırsa alsın. Ya da çizme yani çöp adam bile çizemeyen bir insan herhalde ne kadar eğitim alırsa alsın çok iyi bir ressam olamaz. Teknik şart diyoruz orada. Teknik şart. Bir yerden sonra da herhalde o görme meselesi de tıpkı bir habercinin, ya ben de oradan geçtim, bu olaylar olmuş hiç farkında değilim diyen bir insanın görmediğimiz şeyleri haber yapması gibi. Ya da işte bir modacının sokakta yürürken insanların kıyafetlerine dikkat etmesi. İşte benim babam ayakkabıcı mesela, ayakkabılara bakardı hep. Evet, o gezerken hep ilgi alanı ayakkabı veya bir dişçinin insanların ağzına bakması, bir kuaförün saçlarına bakması gibi. O zaman dediğiniz gibi o çerçeveyi kuran fotoğrafçı ya ondan istenen fotoğrafı çekiyor. Yani bize böyle bir fotoğraf getir ya da fotoğraflar getir. Ya da kendi çekmek istediği şeyleri yapıyor. Ama bir de şu var, işin sanat tarafında sanki para yoktur gibi düşünür. Yani işte parayı şuradan kazanıyoruz. Hani vardır ya işte parayı diziden kazanıyoruz, tiyatroya yatırıyoruz gibi. Fotoğrafçılıkta da böyle bir şey var mı? Yani sanat için işte o literatür gerektiriyor, okumalar gerektiriyor, çerçeveyi gerektiriyor. Ondan sonra fotoğraf çekiliyor. Ama bunun için de karnın doyması lazım. Evet. Öbür tarafta para getiren çekimler yapılıyor. Bir tarafta da sanat fotoğrafçılığı ya da gerçekten bizim yıllar sonrasında bırakacağımız şeyler. Bu iki ayrım var mı fotoğrafçılıkta? Vallahi bu iki ayrım aslında, ben biraz geriden başlayayım da oraya doğru. Tabii. Biraz önce literatür dedik. Literatür aslında bütün fotoğrafçıyı şekillendirebilecek bir alan. Neler çekeceğim? Ne çekersem mesela ticari olabilir mi? Neyi hangi formda sunabilirim? Şimdi bunlar aslında bizim bilgimiz yoksa eğer, birileri bunları yapıyor demektir zaten. Siz literatür olarak dünya fotoğraf tarihinde hangi coğrafyalarda, hangi dönemlerde, hangi işler üretilmiş bunu bilmiyorsanız zaten çok kısıtlı, sınırlı bir dünyada yaşıyorsunuz demektir. Siz ne yaparsınız o zaman? En fazla işte Instagram'da Ahmet'in, George'un, Suzan'ın yaptığı işleri tekrar edersiniz. Ama literatür o kadar zengin ki. Basit örnek. Bugün 70'lerde, 80'lerde bütün dünyayı tüketim çılgınlığıyla beraber aynı zamanda
medyada onun temsil olan reklam sektörü destekledi. Bu reklam sektörü neyle destekledi? Fotoğraf o kadar güçlü değildi o dönemde. Malzeme fotoğraftı ama görsel açıdan ne yaptılar? Hep resme başvurdular. Evet. Çünkü orada resmin ikonaları var. Hepsinin ayrı ayrı biliyorsunuz hikayeleri var. Hani resim neyle beslenmiş? Kutsal kitaplarla beslenmiş, evet. Mitolojiyle beslenmiş. Reklama bu lazım. Sadece malzeme değişti. Onu alıp fotoğrafa uyarladılar. Demek ki bunu bilen birileri, bunlara hem fotoğraf değil sadece, mitolojiye, kutsal metinlere, dünya tarihine, sanat tarihine hakim insanlar bunları aslında reklama dönüştürdüler. Demek ki buradan para kazandılar. Demek ki fotoğrafçı, o dönemde bütün bunlara hakim olan bir fotoğrafçı burada bir kıvılcım çaktı ve bunu yapabildi. Yani aslında bu yapılabiliyor. Bugün de oluyor bu. Sadece bunu yapan fotoğrafçı ne kadar literatürle besleniyor? Yani sadece fotoğrafı fotoğraf olarak görmeyip bunun bütün bu kazanımlarını, sanat tarihi kazanımlarını fotoğraf malzemesiyle birleştirebiliyorsa aslında her zaman fotoğrafçı ekmeğini taştan çıkarıyor. Peki bir fotoğrafı pahalı yapan ne? Şimdi herkes yağlı boya yapıyor. Birilerinin fırçasından çıkınca, birilerinin imzasını taşıyınca tamam oluyor yani. Picasso bile sadece yani öğrencisine yaptırmış, iyi güzel olmuş deyip kendi imzasını atarmış. Belki 10 kat, 20 kat olmuş ama fotoğrafı şey yapan, yani anlık sadece işte iyi bir kağıda basılmış, çerçevesi güzel olmanın dışında sergilenebilir yapan veya satılabilir yapan, müzayedeye, açık arttırmaya girebilir yapan şeyler fotoğrafçının isminden ziyade, o da var da herhalde yani bir fotoğrafıyla ünlü olan bir fotoğrafçı yoktur herhalde. Var. Yani başka hiç fotoğraf çekmemiş, bir tane fotoğrafı var. Başka birçok fotoğraf çekmiştir de zaten fotoğraf tarihinde bakın, mesela usta fotoğrafçı, çok büyük fotoğrafçı. Basit bir örnek vereyim. Nick Wood mesela. 70'lerde Amerika Vietnam Savaşı'nda Napalm Girl, Napalm kız fotoğrafı. Evet. O kız çıplak. Çok önemli bir fotoğraftır. Yani bunu basın tarihinde okutulur, fotoğraf tarihinde vardır, belgesel tarihinde vardır, dünya tarihinde vardır. Niye? Çünkü bir savaşın bitirilmesine fayda sağlamış görsellerden bir tanesidir. Şimdi biz Nick Wood'un başka bir fotoğrafını düşünelim, arayalım. Bir sürü fotoğraf çekti ama biz zor buluruz o diğer fotoğrafları. Ama Napalm Girl fotoğrafı dediğimiz zaman bir anda tamam deriz. Yani. Tek fotoğraftır. Mesela, ama o zaten bir fotoğraf ustası. Yani başka bir iş yapmak için orada bulunmuyor. Bravo. Muhabirdir orada. Orada bulunmuştur. Yani birçok insan için bunu söylemek mümkün. Hani birçok fotoğraf çekeriz ama kayıtta kalan fotoğrafımız hangisi? Yani sonuçta biz bir tane işle bile sanat tarihine, fotoğraf tarihine, diğerleri için de aynı şeyi söyleyeyim. Resim tarihi, heykel tarihi, mimarlık tarihi, tek bir işle biz yeride bir şey bırakabiliyorsak çok başarılıyız demektir. Niye? Çünkü tek iş yeterli aslında. Ama biz binlerce fotoğraf çekeriz. Yok yani. Dünyanın böyle bir hafızası yok. Şey de vardır. O Akbaba'nın beklediği çocuk fotoğrafı. Kevin Carter fotoğrafı. Bravo. Evet. O mesela nasıl bir şey? Yani o Kevin Carter'ı o hale getiren hikayesi de bayağı şeydir. Uzun ve uzun bir hikayedir. Trajik bir hikayesi vardır, vardır o tarafın. O yani zaten fotoğraf çekmek için, işte Afrika'daki insanların içinde bulunduğu kötü durumları çekmek için orada bir fotoğraf çekmiş ve daha sonunda belki çektiğini çekeceğine pişman olmuştur. Yani linçe de uğramış olabilir. Belki doğru bravo. Sosyal medya olmadan da belki linçe uğrayan ilk kişidir o. Bravo, çok doğru. İşte fotoğrafın gücü bu aslında. Hani bir dönüşüm gücü var fotoğrafın. Orada Kevin Carter'ın işte hani Afrika'daki o açlığı belki de şu anda en iyi anlatan fotoğraftan birini çekmesi. Sonrasında onunla benim hatırladığım kadarıyla Pulitzer ödülü aldı fotoğraf dalında. O dönemin bugünkü gibi sosyal medyası yok ama bütün yayınlarda, basında, televizyonlarda çok fazla çıktı, görünür oldu. Ve sonra ona biliyorsunuz altın bir soru soruldu. Hani o çocuğa ne oldu sorusu.
Bu Kevin Carter'ın ya da muhabirlerin aslında çok sık yaşadığı bir konu. Siz toplumsal bir olayda bir fotoğraf çektikten sonra hani o işin bütün diğer aşamalarını takip etmezsiniz. Çünkü sizin bir gönderilme nedeniniz var. Bağlı bulunduğunuz bir yayın kuruluşu var. Sizi belirli bir dönem bir yere yollar. Sonra geri çeker. Yani siz bir yere çalışıyorsunuz sonuçta. Ama o fotoğrafla kişisel olarak çok yıprandı Kevin Carter ve biliyorsunuz en sonunda da intihar etti zaten. Yani o ağırlığı taşıyamadı. Hani o çocuğa ne oldu kimse bilmiyor çünkü. Bunlar tabii trajik hikayeler. Ama o fotoğraf gerçekten dönüşüm gücü sağladı. Hani orada o insanlar ne yaşıyor? Sonrasında da aslında öncesinde de çok hikaye vardı, çok fotoğraflar vardı. Ama bazı fotoğraflar biliyorsunuz hani artık kıvama geliyor. Suyun 99 derece gelmesi gibi şartlar hazır. Vurucu bir fotoğraf geliyor ve gündem oluyor. Sonra zaten kendi gündemini belirliyor fotoğraflar. Öyle bir şeydi. Yani bugün Napalm Göl fotoğrafı da öyle. Hani Amerika'nın Vietnam'daki o savaşın son aşamaları aslında. Hani yenilgiye uğraması, bir sürü sıkıntının çıkması, yaralı askerlerin, gazilerin artması ve sonunda o fotoğraf. Hani muhtemelen 60'larda o yaşanmazdı ama 70'lerin ortasına doğru artık o sıkıntı artınca o fotoğrafın gücü de artıyor. Yani kamuoyunun vereceği tepki de artık son noktaya gelmiş. O napalm bombası nokta oluyor aslında fotoğraf. Noktayı da koymuş oluyor ve belki yani onun filmi çekilmeye kalkılsaydı böyle bir kurgu olması mümkün değil. İşte Kevin Carter'ın yapmış olduğu, yani bunu kurgulasa, oraya bir tane akbaba koymaya kalksa akbaba belki durmayacak. O çocuk orada olmayacak. Orada yaşadığı şey, yani işte ne bileyim, o Napalm Göl fotoğrafında da o kaçan kız, bombadan kaçan kız ne oldu? Ona sormadılar herhalde. Aynen öyle ama öyle bir kaderi paylaşmıyorlar. Şöyle şeyler de oluyor. Yani ben bunların hepsinin ayrı ayrı geçmişlerini bildiğim için bu sene 50. yılıydı o fotoğrafın. Nick Wood ve o kız çocuğu bu sene Vatikan'da özel ödül aldı. Papa'nın davetlisi oldu. Çünkü 50. yılıydı. Yaptığı yararlılıktan dolayı kendisine hatırladığım kadarıyla nişane verildi. Yaşıyor. Oradaki Napalm Göl hala yaşıyor. Ama orada ben kendisinden duydum Nick Wood'un. Çünkü biz onu bir foton derneği üyesiyim ben. Hani bir organizasyonda Türkiye'ye getirdik. Kendisi bu hikayeyi anlattı. Orada o kızı alıyor, hastaneye götürüyor. Ve orada çok büyük sıkıntı çekiyor. Yani araç bulamıyor. Oradan en yakın hastaneye götürüyor. Onlar kabul etmek istemiyorlar. Bir sürü sıkıntı yaşıyor ve ona yardım ediyor. Bu her zaman gördüğümüz şeyler değil aslında. Bir muhabirin aslında insani durumuyla ilgili. Ben benzer bir şeyi sevgili Coşkun abi için de söylerim. Coşkun Aral için. O da yıllar sonra bir Fransız, hatırladığım kadarıyla bir kanalında kendi görüntülerini görüyor. Hani intifada da 80'lerde, pardon, Lübnan'da, Beyrut'ta çatışmalarda bir aracın içinde mahsur kalan bir amcayı Coşkun'a bir muhabir olmasına rağmen hani bir taraftan fotoğraf çekiyor ama bir taraftan da o işte insani tarafı o yaralıyı oradan kurtarmaya çalışıyor. İnanılmaz bir şeydir bu. Yani bunu bu kesinlikle o fotoğrafçının vazifesi değildir. Onun işi bağlı bulunduğu ajansa fotoğraf üretmektir. Ama tabii ortada bir tarafta insanlık var. Hani çok az fotoğrafçı bunu yapabiliyor. Yani Nick Wood da bunu yapmıştır. Coşkun abi bunu yapmıştır. Birçoğu bilmiyorum yapabiliyor mu ama en azından böyle hikayelere konu oluyor. Şu anda bunu anlatabiliyorsak ne mutlu bize. Hani böyle muhabirler var. Hani sadece fotoğraf çekmeyen, hani olaya müdahil olan insanlar. Bir de fotoğrafın şöyle de bir şeyi geliyor bana. Varmış gibi geliyor. Hani işte bir kilim üzerine konuşulur. Bir tablo üzerine konuşulabilir. Mesela film üzerine çok o kadar konuşulmuyor. İşte yönetmen şöyle yapmış, işte oyuncu şöyle oynamış, senarist şunu yazmış falan. Zaten seyircinin, ekran başındaki kişinin göreceği şey fazlasıyla ortada. Bu tıpkı şey gibi, futbol maçını televizyondan anlatan spiker takımla ilgili bir sürü detay verir. İşte bu futbolcu yeni geldi, bu futbolcu şu kadar şut attı, bu kadar gol attı, şu kadar dakika oynadı falan filan.
Ama radyoda anlatan spiker adeta seyrediyormuş gibi, işte şimdi sağ ayağını aldı, biraz döndü, en yakın arkadaşına baktı. İki arkadaşının tiyatral anlatması gerekiyor değil mi? Anlatması lazım. Sanki fotoğrafın çekilmesi bizim de orada ne görmek istediğimizi bize sağlayan bir şey. Yani biz bambaşka bir yerlere dikkat edebiliyoruz ama film çekilirken işte o anda kim konuşuyorsa ona bakıyoruz. İşte arkadan araba mı geçiyor? Yönetmenin arzu ettiği şekilde görüyoruz aslında. Sanki fotoğrafçı fotoğrafı çekip bize sunduktan sonra tıpkı bir yazarın metnini yazıp kitabını yazdıktan sonra artık ondan çıkıyor ya. Metin artık okurun metnidir. Evet. Fotoğraf da sanki bakan kişinin görüntüsü oluyor. Yani bunu Coşkun Aral çekmiş, Murat Gür çekmiş, Ara Güler çekmiş değil de artık bakan kişinin fotoğrafı oluyor. O yüzden belki fotoğrafın gizemi bence buradan geliyor. Yani bir yönetmen, uzun metraj, kısa metraj ya da bir reklam filminin dışında bir fotoğraf çekiyor ve artık ben bunu çektim, insanlığın malı oldu demiş oluyor. Bu bize belki o yüzden çok daha şey geliyordur. Fotoğraf çekmek daha cazip geliyor. Çünkü işin bir de görüntülü çekmesinde başka şeyler var. Bir de hani şey vardır ya, çok doğal çıkmışsın meselesi. Herhalde fotoğrafın doğallığının vermiş olduğu da bir cazibe var. Siz buna dikkat ediyor musunuz? Yani poz veren fotoğraf manasında değil yani. Hadi biz de çek Murat Bey, sen iyi fotoğraf çekersin gibisinde değil de. Orada fotoğrafın öyle bir güzelliği de var. Yani o anda yakalıyorsunuz, çok güzel çıkmışsın meselesi. Şey konusuna zamanımız olursa gelirim. Fotojenik olma meselesi gerçek midir değil midir ama. Fotoğraf sanki biz yaptık ettik. Bundan sonrası artık romanı okuyan okuyucu gibi, fotoğrafa bakan kişinin şeyi gibi. Sizin bu tip bir okuma konusunda mesela verdiğiniz eğitimleri de biliyorum. Fotoğraf okuma diye bir teknik de bunun içine girer mi? Kesinlikle fotoğraf felsefesine başlıyoruz şu anda aslında. Tabii. Şimdi biraz önceki saptama çok doğru. Sinemada akan görüntülerde aslında biz bir sonraki sahneyi gördüğümüz zaman aslında bir önceki akmış oluyor. Yani o kadar güçlü bir hafızamız yok. Belirli böyle bize tansiyon yaşatan sahneleri hatırlıyoruz. Ama onun dışındaki birçok şey uçup gidiyor. Fotoğrafsa tekil bir şey. Yani tek bir kareye daha uzun süre bakma şansınız var. Ama şöyle bir şey var. Yine nasıl yönetmen istediği gibi yönlendiriyorsa bütün o sahnelerle bizi kendi istediğini görmemizi sağlıyorsa bunun için içinde oyunculuk var, dekor var, işte malzemeler var, birçok şey var. Görüntü yönetmeni var, onun açısı var, belirli şeyler var. Aslında fotoğrafçı da aynı şeyi yapıyor. Yani siz basit bir örnek vereyim. Bir toplumsal olaya iki farklı cenahtan giden gazetecinin bakışı, çektiği fotoğraflar ve sonra gazetede yer alan metinler çok farklı oluyor. Aynı yere seyahat için gidiyorsunuz. Başka bir arkadaşınız gidiyor. Başka yerleri geziyor. Yani aynı sokağa girmişsiniz. Bambaşka fotoğraflar çekmişsiniz. Çünkü niye? Sizi var eden sadece ayakları farklı çünkü. Yani sizin geçmişinizde aldığınız eğitimler, yaşadığınız travmalar, hayata karşı bakışınız, ideolojiniz, bunların hepsinin oluşturduğu bir bütün var. Dolayısıyla ne oluyor? Sizi şekillendiriyor. O şekillendirme de kamerayı tutarken aslında ne çekeceğinize karar veren şey. Tekil bir fotoğrafta bir bu var. Bir taraftan hani bir yönetmen gibi siz aslında bir yere bakıyorsunuz. O baktığınız şey sizinle ilgili. Ama bir taraftan da onun bir öncesi ve sonrası var. Siz bir zamandan bir an çalmışsınız aslında. Evet. Ve izleyiciye onu vermişsiniz. Şimdi izleyen kişi kafasında o öncesi ve sonrasıyla ilgili bir kurguda bulunuyor. Sinemada olmayan bir şey. Sonrasında bir de bazen sizin çekerken görmediğiniz detayları görüyor izleyici. Fotoğrafçı bile şaşırıyor bazen buna. Ya diyor, ben bunu fark etmemiştim diyor. Orada bir kod var aslında. Orayla ilgili bir şey. Belki zamanı tanımlıyor, belki mekanı tanımlıyor. O yüzden izleyiciler de kendileriyle ilgili bağ kuruyorlar. Bir de izleyicinin kendi geçmişiyle ilgili bir şey var. Mesela bir yere gidiyorsunuz. O mesela
fotoğrafa bakan kişinin ailesinin yaşadığı bir yer mesela. Siz, sadece sizin için herhangi bir yer ama bakan kişi için özel bir şey. Yani dolayısıyla okuma yaparken aslında o kadar çok şey çıkıyor ki. Yani hani çeken, çekilen arasındaki ilişki, o mekan, coğrafya, fotoğraf okuma bu işte. Hani biz oradaki kodları çözmeye çalışıyoruz. Hani o dönemi, o tarihi, oradaki objeler, hani niye kullanılmış, masanın üzerinde duran mesela kurmalı bir saat. Evet. Hemen bizi belli bir tarihe götürüyor. Zaman açısından. Mesela şu fotoğrafınız şu anda denk gelmiş. İşte selvi ağacının altına konulmuş bir ocak. Evet. İşte kağıt bardaklar var. Demek ki çok eski bir fotoğraf değil. Kağıt bardakların Bravo. Geçmişi. İşte selvi ağaçlarının şeyleri var, kozalakları var. Demek ki Temmuz-Ağustos dönemi. Mevsim hakkında bilgi veriyor. Mevsim. Ama bu adam Temmuz-Ağustos olmasına rağmen niye işte niye üstünde bayağı kalın bir şey giyiyor? Kalın bir şey giymiş. İnşaat mı? Yani günün belirli bir saati olduğu belli şeylerden, gölgelerden. Burada niye böyle bir çay şeyi var? Burası bir taksi durağı mı? İnsanların şey olduğu ama en azından dediğiniz gibi bir mevsim bilgisi veriyor. Günün saati açısından bir şey var. Ama işte belki burası bir şeyin, inşaatın, şantiyenin şeyi. Evet. O da olabilir. Hocam Yüksek çok güzel. Bravo. yüksek olması olduğuna göre demek ki önemli bir şey de olabilir insanlar. Ya da işte önünden geçilen bir yer mi? Selvi ağacı iklimsel bir şey verebilir. Ne bileyim insanların aklına mezarlık gelebilir. Bir sürü şey var ve çaydanlık. Çaydanlık mesela değil mi? Hani bu Evet. bir satıcı muhtemelen diye düşünürsünüz. Çünkü orada bir şey var ama dikkat edin bakışlara böyle tereddüt var. Şimdi Evet. bu fotoğrafı niye çekiyorsun diye bakıyor. Mesela o bakış var. Bu arada bu fotoğraflar biraz daha bizim 2-3 formatımız. Burada panorama olarak uzadığı için biraz kesilmiş. Evet. Alt tarafları da var bunların. Tamam. Orada İzleyiciler tam görüyorlarmış ekranda. Süper, güzel. Orada mesela bir çay olması, böyle bir hizmet olması bunu ne yapar? Oranın insanların yol güzergahı üzerinde olduğunu anlatır mesela. Evet. Mesela ben buna baktığım zaman hiçbir şey bilmesem bile derim ki bu adam burada bunu yapıyor. Plastik tabakları, bardakları koymuş. Siz kendiniz içseniz belki cam bardak koyarsınız ama plastik bardak varsa orada mutlaka bunu muhtemelen satıyordur diye Ve düşünürsünüz. etrafta da çay içilecek bir şey yok. Yani İstiklal Caddesi'nde böyle bir tezgah bulamayız. Bulamazsınız. Evet. Demek ki insanların yani bir çay içmek ya da burası bir taksi durağı ya da bir minibüsçülerin Bravo. Şey yaptığı bir Değil mi? yer. Hani böyle 2-3 dakika beklerken hadi hemen bir çay içeyim, içeyim gideyim gideyim diyeceği bir yer şeklinde. olabilir. Arka tarafta dediğiniz gibi inşaat olma ihtimali yüksek. Şimdi ben biliyorum bunların hepsini. Nerede çektiğini de biliyorum ama işte bu fotoğraf okuma bu zaten. Hani bunları görerek aslında biz bu dönemle ilgili veri veriyor bize. Hani bunun ticari bir faaliyet olduğunu anlıyoruz. Yani günün herhangi bir saatinde sıcak olmaması için ağacın altına mesela güneş dik olduğu zaman ağacın altında serinliyor mesela. Hani Evet. dönemle ilgili, mevsimle ilgili kodlar alıyoruz. 1980'ler değil çünkü 1980'lerde öyle kağıt bardak yoktu. Yoktu. Ne bileyim işte kağıt tahta çay kaşığı yoktu. Ama tezgah çok iyi değil görüyorsunuz. Böyle Evet, hani eski bir toplanmış. televizyon sehpası gibi bir şey. Bravo. Böyle yani bu oradaki satıcının ekonomik durumuyla ilgili veri veriyor. Ondan çay alacak insanların Evet. ekonomik durumu hakkında da veri verir bu. Hani niye? Çünkü 5 liraya mal etmiyor onu belki. 3 liraya mal ediyor. O zaman 5 liraya satıyor. Halbuki orada çok daha şık bir şey tezgah yapsaydı. Tabii. Mesela bir kahve markası gibi donanım olsaydı daha fazla bir maliyet olacağı için daha yüksek bir fiyatla satardı. Şimdi bunların hepsi bakın konuştukça geliyor aslında. Hani Konuşan fotoğraflar deniyor ama zaten fotoğraf konuşan bir fotoğraf şey. konuşuyor zaten. Kendisi söylüyor bize bunları. Yani Sadece belki okumak lazım onu. İyi evet. okumak lazım. Yani şey gibi aslında hani Picasso'ya denmiş galiba hani bir sergisinde bu resimde ne anlatmak istiyorsunuz deyince o da soran kişiye anlatmak istediğimi sözlü olarak anlatsaydım resmi yapmazdım. Yapmadım. Bir de tabii bambaşka bir anlam da çıkabilir buradan. Yani biz burada bunları konuştuk ama bakan kişi belki bir ağaçla ilgili bir şey olacak. Çayla ilgili bir şey olacak. Belki hijyenik olup olmadığına takılacak Bravo. falan. Evet. Böyle bir şey. Dolayısıyla ben sana bırakıyorum.
sen işin hani objektif olarak yani objektif de çekiliyor. Siz bir lens Malzeme kullanıyorsunuz. kullanıyoruz. Evet. Ama oradan çıkan anlam hiç de objektif değil. Tamamen öznel, işin bencesi, sencesi çok farklı. Yani herhalde o Putzel ödülünü aldığında işte Akbaba'nın saldırıp saldırmayacağını bakmayacaktı. İşin bu kadar vahim olduğunu, Tabii. adım atamayacak kadar halsiz kalan bir çocuğu çektiğini düşünmüştü. Ama daha sonra belki intihar etmesine sebep olacak kadar büyük eleştirileri alacağını hiç düşünmemişti. O da onu intihara sevk eden sonuçlar da belki bir okuma, Bravo. olumlu ya da okuma meselesiydi. Yani fotoğraf aslında biz kişi olarak öznel bir süreçteyiz. Yani bir şey üretiyoruz. İşte bazen bu biraz önce saydım yani bizi oluşturan sadece ayaklarının farkında bile olmuyoruz çoğu zaman. Yani deklanşöre götüren şeyi çok fark etmiyoruz. Ama birisi bunları okuyor. Yani bizim kameraya niye oraya değil de buraya doğrulttuğumuzu, orada niye onu seçtiğimizi, modele ne yaptırttığımızı, çerçeve içine neleri koyduğumuzu bunlar birileri okuyor. Bu sayıcı ayaklarını kısa bir aradan sonra tekrar konuşalım, devam edelim. Efendim, kısa bir aradan sonra Murat Gül'le sohbetimize devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Efendim, tekrardan iyi akşamlar. Bugün insana değerde fotoğraf ve fotoğrafçılığı konuşuyoruz. Konuğumuz fotoğraf editörü Murat Gür. Şimdi fotoğraf editörlüğünden devam edelim diyorum. Fotoğraf sanatçılığı başka bir şey ama Evet. fotoğraf editörlüğü deyince demek ki işin içine başka şeyler de giriyor. Fotoğraf editörü ne yapar? Normal bir fotoğraf sanatçının yapmadığı şeyler açısından farkı nedir fotoğraf editörünün? Fotoğraf editörü aslında fotoğraf seçen kişidir. Fotoğrafçıların birçoğu fotoğraf çekerler ama belki de en zor aşama bu fotoğrafların seçimidir. Çünkü düşünün, yani bir yere gidiyorsunuz, bir sürü fotoğraf üretiyorsunuz, hepsi sizin kuzucuklarınız. Yani onlardan ayrılamıyorsunuz. Yani hepsi çok kıymetli, hepsi çok güzel. Aslında değil. Çünkü onları siz ürettiğiniz için sizin onlarla duygusal bir ilişkiniz var. Tamamen subjektif. Yani 80 yaşındaki Ayşe teyzenin elinden siz kahve içmişsiniz. Fotoğrafını çekmiş. Sizin için o çok güzel fotoğraf. Ama siz o duyguyu yaşamışsınız. Belki de çok iyi fotoğraf değil ama o duyguyu yaşadığınız için o hala hatıranızda o fotoğrafı özel yapıyor. İşte fotoğraf editörü ne yapıyor? Fotoğraf editörü bir amaca hizmet ediyor. Ne yapıyor? Bir yayın kuruluşu, bir dergi, kitap, herhangi bir materyal için sizden veya genel olarak o konuya, o içeriğe en uygun fotoğrafları bulmaya çalışıyor. Yani sizin diyelim ki fotoğraf kitabı üreteceksiniz. Gittiniz. Benim en iyi fotoğraflarım dediniz. Değil. Niye? Çünkü sizin kişisel bir bağınız var fotoğraflarla. Fotoğraf editörü diyor ki ya bunlar güzel ama Uygun değil. en iyileri değiller. Niye? Çünkü ben sizi tanımıyorum. Sizin çektiğiniz fotoğrafları bilmiyorum. Ben ne yapıyorum? Fotoğraflara öteki olarak bakıyorum. Ben de uyandırdıkları duyguya bakıyorum. Çekildikleri coğrafyaya bakıyorum. Mekana bakıyorum. Onların birbirleri arasındaki ilişkiye bakıyorum. Renk dengelerine bakıyorum. Yani o kadar çok şeyi değerlendiriliyor ki. Sonuçta şöyle düşünün. Bir yayın aldığınız zaman sayfaları çevirirken her birinin ayrı hikaye anlatması gerekiyor. Hepsinin sadece hikaye bazında değil, aynı zamanda görsel açıdan, plan açısından, renkler, lekeler açısından da farklı olması lazım. Niye? Çünkü benzeşikse ikisi de çok güzel ama çok benziyor. İkisinin de arka planı mesela yeşil. Uyumaz. Niye? Çünkü o kopamıyor oradan, ayrılamıyor. Dolayısıyla fotoğraf editörü aslında çok bilinmeyenli bir denklemi bir araya getirmeye çalışıyor. Ki burada birçok yayın grubunda fotoğraf editörü sadece fotoğrafla da uğraşmaz. Hani bizim malzememiz, bulduğumuz malzeme o sayfaya çekilen şey fotoğraftır. Ama düşünün arkasında bir gravür var, bir resim var. Yani onları da bilmeniz gerekir. Yani ben kendi adıma şu anda mesela birkaç yayında hem sanat yönetmenliği, fotoğraf editörlüğü yapıyorum. Oralarda
sadece fotoğraf toplamıyoruz. Hı. Mesela tarihi bir konu var. Hı hı. Ne yapıyorsunuz? O tarihsel arka planı yaratacak, en iyi anlatacak görseli buluyorsunuz. Bu bazen fotoğraf. Fotoğrafın tarihi 2 asır. Evet. Öncesine gitmeniz gerekiyor. Basit bir örnek vereyim. Mesela İstanbul'un fethi. Evet. Şimdi bununla ilgili bir sürü biliyorsunuz resimler var. Hı hı. Bizde de yapılmış resimler var. Yurt dışında da yapılmış resimler var. Siz bunları metinlerle birleştiriyorsunuz. Hikayeleştiriyorsunuz. Mesela bir dergide bununla ilgili bir metin var elinizde. 3 sayfa. Siz buna resim bulacaksınız. Hı hı. Yerli ressamlardan buluyorsunuz. Yurt dışından buluyorsunuz. Mesela benim aklıma ilk gelen şey. Fransız Ulusal Müzesi'nde, Bibliothèque Nationale Française, orada 1455 tarihli bir resim vardır. Ve o resimde dikkatli bakıldığı zaman işte bu büyük takaların karadan sürüklendiği gösterilir. Hı. Şimdi düşünün, 1455 yılında bir İtalyan ressam İstanbul'un Düşüşü adlı bir kitabın içine resim yapıyor. Şimdi siz işte bu takaları oradan geçirmek, yok canım o şehir efsanesi öyle bir şey mi olur falan dersiniz. Ama 1455'te fetihten 2 yıl sonra orada bir İtalyan ressamın, buradaki birinin değil, hı hı, oradan yapılmış bir şeye itibar edersiniz. Hı hı. Şimdi işte onu koyduğunuz zaman siz fotoğraf editörsünüz demektir. Hı. Yani o literatüre, o külliyata hakimseniz. Yine geldik literatüre. Bravo, bravo. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz yine. Yani aslında siz bir anlamda tıpkı bir görüntüyü müzik seçmek gibi ya da bir şeye ışık seçmek gibi, yani mesela şu anda içinde bulunduğumuz stüdyoya başka bir ışık sistemi konulsa bambaşka bir yerdeyiz. Kesinlikle. Başka bir kamera sistemi, başka bir şey kullansa bambaşka bir yerdeyiz. Etrafımızdaki şeyler değilse bambaşka bir yerde. Siz bir dergiyi ya da işte arda arda 3-5 sayfayı birbiriyle bağlantılı kılmak için, sayfaları bağlantılı kılmak için bir süreklilik ortaya koyuyorsunuz. Burada belki fotoğraf editörlüğü deyince sanki sadece fotoğraf makinesiyle çekilmiş teknolojik bir şey anlaşılabilir. Belki görsel editörlük. Bravo. İşin içine metin de giriyor. Çünkü editörlükte hep şu denir aslında, büyük yazarların arkasında büyük editörler de vardır. Çok doğru bir tespit. Yani bravo. Çok iyi bir hikayeniz vardır ama onu anlatırken hani kafamızda biz nasıl olursa biliriz, hani böyle böyle oldu derken deriz, anlatırız ya bilen bir kişiye. Tekrar olayı şey yapmayız. Anlatırken de %100 aktaramayız. Ama editör der ki ya ben ikinci, üçüncü bir kişi olarak okuyorum. Anlatımda boşluklar var. Evet. Kafamda sorular, sen sanki bu soru işaretleri yokmuş gibi anlatıyorsun. Çünkü biliyorsun olayı. Veya bilen bir kişiye anlatır gibi yazmışsın. Ama ben hiç olaydan haberdar olmayan biri olarak okuyorum. Bir sürü boşluk var. Şey gibi, yapbozdaki boşluklar gibi ya da o Tetris oyununda arada noktaların kalması gibi. Siz fotoğraf editörü olarak çıkartacağınız bir yayında, bunda belki hiç fotoğraf da olmayabilir. Belki olur, kara kalem, tamamen gravür de olabilir. Gravür de olur. Belki şey bile, yani işte bir ressamın açık arttırma ya da sergisinin kataloğu da olabilir. Mesela şu anda elimde sizin de ustanız olan Ara Gürel'in ile ilgili yapılmış bir şey var. 2014 tarihli, 6 Mart, 6 Nisan arası. Şimdi bunun bir editörü var değil mi? Evet. Yani hangi sayfaya neyi koyalım? İşte siz buna ilk baktığınızda renkli fotoğraflar dediniz. Bir renkli bir şey demişsiniz, dediniz. Bunun bir editörü var yani. Sizin anlattığınızdan anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Bir de mesela bu bir sergi ise bir sergi kuratörü var. Ha, bir de onunla beraber çalışacak. Tabii tabii. Birlikte çalışacaklar. Yani Ara Usta'nın çok fazla fotoğrafı var biliyorsunuz. Hı-hı. Bugün hani hepsinin Yayın Hakları Doğuş grubunda. Sağ olsunlar, onlar da inanılmaz bir özveriyle bütün bu film arşivini dijitale aktarıyorlar. Hı-hı. Çok kıymetli bir şey yapıyorlar. Yani aslında insanlar bu sayede ölmüyorlar. Yani hani, evet. Ara Usta yaşamaya devam edecek. Çünkü hı-hı, bu kıymetli arşivi biz göreceğiz. Yani. Yavaş yavaş paylaşmaya başladılar. Tabii çok büyük bir arşiv bu. Düşünün, bir herhangi bir iş yapıyorsunuz, herhangi bir fotoğrafçısınız değil. Siz eğer iyi bir fotoğrafçıysanız, sizin editörünüzün, kuratörünüzün de
iyi bir editör ya da kuratör olması gerekiyor. Niye? Hı. Çünkü oturup siz ona bir şeyler söyleyeceksiniz. O bir şey yakalayacak oradan. Mesela diyecek ki 1960'ların Beyoğlu'su. Hı. Beyoğlu fotoğrafları. İşte Aragüler'de var bu. Hani, hı hı. Aragüler'den bir seçki yapacak. Ya da Boğaz'ın iki yanı diyecek. Mesela hı hı. Bir kurgu oluşturacak ve hı hı. Ustanın fotoğraflarından o seçkiyi çıkaracak. Hı hı. Şimdi bu çok önemli. Hani ve burada herhangi fotoğraflar değil, birbirine benzemeyen, kendi başına ayrı hikayesi olan ama bir araya getirdiğiniz zaman da bir araya gelebilecek, bütünleşecek bir fotoğraf seçkisi olması gerekiyor. Yani kuratör fotoğrafçılığı bilecek, fotoğraf da kuratörlük ne gerektirir onu bilecek. Ondan sonra sanatçının yaşıyor ya da hayatta olsun olmasın onunla ilgili sergi yapılacak. Gezenler de aslında işte etrafta tablolar görecek, fotoğraflar görecek. Biz bunu çok anlamayacağız belki. Yani evet. Biz arkasında çok iyi bir seçki göreceğiz. Var. Yani inanılmaz güzel bir seçki göreceğiz. Orada işte bu kuratörün, eğer bu bir yayın içindeyse bir editörün, hı-hı. fotoğraf editörünün ya da metin editörünün ortaklaşa çalışmalarının bir başarısı olacak aslında. Bu bir sonuç. Biz hı-hı. sonucu göreceğiz her zaman. O yüzden benim mesela birçok fotoğrafçı dostlarım var. Yani kendileri mesela fotoğraflarını bana seçtirirler. Niye? Çünkü hani hı-hı. bir kere benim bir editör kimliğim var. Hı-hı. Bir taraftan da hani onlar zaten kendi işlerini seçmeleri çok zor. Yavrucuklarını seçemezler. Evet. Yani hani çok kıymetli fotoğraflar, birbirinden güzel. Hı-hı. Ama ben ne yaparım? Bu konuda çok acımasızım. Evet. Ya ben böyle doğrarım fotoğrafları. Kendi yani. Birinci derece akrabamızın ameliyatına girememiz gibi cerrah ha, bravo, olarak. Bravo. Ama öbürküsü can ciğer parçamız olan kişiyi kesiyor, biçiyor, dikiyor, işte kanlar falan. Herhalde bu biraz da orada tam belki objektiflik gerektiren bir şey. Yani fotoğrafçılığın objektif tarafı sizin yaptığınız editörlük kısmı. Evet, evet. Mesela bunu metin editörlüğüne benzetelim. Hı hı. Elinizde güzel bir yazı var. 5 sayfalık güzel bir yazı var. Siz bunu okursunuz. Sonra bizim spot dediğimiz bölümleri çıkarırsınız. Hı-hı. Böyle cımbızla seçersiniz. İşte evet. Vurucu bir sözcük vardır. Yazan kişi belki de onu vurucu olduğunu çok düşünmemiştir. Hı-hı. Yani çünkü o metnin içinde, metnin her tarafı onun için çok kıymetlidir. Orada sorsanız bir kelime atalım evet. deseniz kıyameti koparır. Yok der, hı-hı. bu çok iyi der. Siz orada budarsınız. Niye? Çünkü sizin bir karakter sayınız vardır. Yani o dergide yayınlanacak bir metin. Siz diyeceksiniz ki mesela 5000 vuruşu geçemez bu. Hı-hı. Siz onu kısaltırsınız ve en önemli bölümünü o işte hani vurucu kısımlarını alırsınız, büyütürsünüz. Sayfanın bir kenarında büyük verirsiniz. Hı-hı. Bunu yazan kişi çoğu zaman fark etmeyebilir. Ama o son tahlilde yazı yayınlanmış, çok güzel görseller bulunmuş. Yazına. Çünkü kendi dahli yok çoğu zaman. Bakar, görür, o spotları görür, o vurucu sözlerdir, kendi sözleridir ama hani o başlık gibidir aslında hani hı hı. bir sayfada bazen bir tane, bazen iki tane ve o aslında taşlanmış bir yazıya, metne dönüşür. Fotoğrafta da böyle. Yani siz bir sergi açıyorsunuz, bir konu çalışmışsınız, Anadolu'ya güzelleme yapmışsınız, hı hı. o kadar güzel fotoğraflar çekmişsiniz ama sizin derdiniz var, 30 fotoğrafla onu anlatmanız lazım. Sergiye 30 fotoğraf girecek. Hı. En fazla 35 tane. Nasıl girecek? Çok zor. Biri bunu seçecek işte. Yani eline alacak birisi. Kırpacak. Bravo. Kesecek ve ortaya çıkaracak. O zaman fotoğrafçı kendi fotoğraflarını editörlük yapamaz diye bir sonuç da çıkıyor. Çok zor. Yani bunu yapan arkadaşlarım hemen hepsi sadece kendisi asla yapmaz. O da bilir. Yani bu işin ustaları bilir bunu. Mutlaka en az 4-5 arkadaşına gösterir. Onların fikirlerini alır. Öyle. Finali belki kendi yapar. Ama asla görüş almadan finalize etmez süreci. Peki bu işin bir de jürilik tarafı var. Yani editörlükte belki arkadaşınızın iyiliği için işte 100, 200, 300 kareyi 30-35'e indirirsiniz ama bir de işte fotoğraf yarışmaları oluyor. Belediyelerin, değişik kurumların. Kurum ve kuruluşların yaptığı. Orada peki tamam hiç kimsenin ismini bilmiyorsunuz. Her bir fotoğrafın ya da fotoğrafların kodları var. Siz jüri üyeliği yaptığınız fotoğraf yarışmalarında nasıl bir süreçten geçiyor? Vallahi orada bunu yapan kurum zaten temada açıklamasını yapıyor. Yani bunu niye yaptığını, bu görselleri niye istediğini hani tem olarak açıklıyor. Biz de fotoğrafçılardan aslında bunu bekliyoruz. Hı hı. Biz mesela Türkiye Fotoğraf Vakfı olarak yani ben de
kurucu üyesiyim. Yarışmalar düzenliyoruz. Yarışma yapan kurumlarla partner olarak çalışıyoruz. Çünkü bizim bir sistem altyapımız var. Orada katılımcılar fotoğraf yüklüyorlar. Jüriyi bir araya getiriyoruz. Ve burada en önemli konu jürinin uyumlu bir şekilde çalışması. Bütün bunları sağlamak yetmiyor. Burada şartnamede katılımcıların çok net bir şekilde konuyu anlaması önemli. Biz Türkiye'de ne yazık hep doğrudan fotoğrafa ilgileniyoruz. Yani bir bölgenin, bir mekanın, bir coğrafyanın fotoğraflarını talep ediyoruz. Tematik bir konu, mesela bir kavram çok zor geliyor. Fotoğrafçılığımız da buna çok şu anda adapte değil, çok uygun değil. Niye? Çünkü biraz önce ilk bölümde bahsettik. Yani fikirle yola çıkmak, bu başka bir şey. Yani biz şu anda daha çok Türk fotoğrafçılığı bir mekanla, bir bölgeyle doğrudan fotoğrafla hani basıp çekilip biraz işte fotoğraf işleme programında sonuçlandırılıp arşive atmak. Hani biraz bununla uğraşıyoruz biz. Dolayısıyla biz de bunu bu yarışmalarda en açık hale, berrak hale getirmemiz gerekiyor. Sonrasında tabii bir jüri olduğu için hani herkesin öncelikleri farklı, dünyaya bakışı, fotoğrafa bakışı farklı. Bu aslında orada çok güzel şekilleniyor. Niye? Çünkü düşünün, 5 tane jüri üyesi var, 5 farklı bakış var. Zaten biraz önce size bahsettiğim şey oluyor. Optimum fotoğraf birinci oluyor. Yani biri çok iyi fotoğraf diyor, öbürü ya bu yani iyi bir fotoğraf değil diyor. Ortalama bir şey alıyor. Sonra bir bakıyorsunuz başka bir yerde ortalama bir fotoğraf herkesin beğenisini kazanıyor. Yani burada hani en iyiler en kötüler yok aslında. Yani herkesin ortak beğenisine hitap eden en iyi fotoğraf var. Yani jüri bambaşka bir jüri ekibi olursa bambaşka bir birinci, ikinci çıkabilecek yani. Hatta ben daha iddialı bir şey söyleyeyim. O fotoğraf yarışması mesela o gün yaptınız, ertesi gün yapın. Yine değişir. Jürinin o andaki havası, bravo, morali. Bravo, bravo. Hani bu daha subjektif bir konu. Hani bu o yarışmaya katılan fotoğrafları kötü yapmaz, seçilemeyenleri kötü yapmaz. Yani seçilenler mutlaka iyi fotoğraflar, hani tereddütsüz. Çünkü o kadar filtreden geçmiş fotoğraflar. Ama hani seçilemeyen X bir fotoğraf sergileme almış mesela, birinci olamamış. Çok kötü olduğu için değildir o çoğu zaman. Hani o an işte bir jürinin üyesinin çok iyi seçmesi, öbürünün belki çok az puan vermesiyle ilgilidir. Dolayısıyla orada hani bu yarışmalara girmek aslında fotoğrafçıyı disipline ediyor. Yani bir konuda fotoğraf çekmeye yönlendiriyor. Bence yarışmanın sonucu çok önemli değil. Önemli olan oraya girmek, yani cüret etmek, oraya fotoğraf yüklemek, paylaşmak. Soyut kavramlar dediniz. Yani mesela işte İstanbul'da kış ya da İstanbul'da bahar, İstanbul ve kuşlar, işte İstanbul'da ulaşımla ilgili bir sürü şey çekilir ama mesela açlık ya da telaş mesela gibi, işte panik. Ya bunu nasıl anlatacak? Yani bir çocuğun sabah okula çıkarken annesinin işte beslenmesini götürmesi mi, yoksa işte sınava son dakika değil giren mi? Sınav telaşı. İşte iki hafta sonu şey vardı, işte küpe taktığı için giremeyen, küpesini çıkartırken geç kalanlar falan vardı. Şimdi bu tip şeyleri yapmak ve bunu bir kareye sığdırmak. Yani mesela o konuda 100 tane, 200 tane fotoğraf çekilir. Onun iki tanesi, üç tanesi mi yarışmaya gönderilir? Yoksa yani öyle bir yerde durur ki şey gibi, kuş gözden fotoğrafçılığı gibi saatlerce aynı yerde durup bir tane kare mi çeker? Yani bunun bir ayarı, bir şeyi var mı? En azından hani nasıl yapalım diye belki tüyo bekleyen seyircilerimiz olabilir. Şimdi ortada bir kavram varsa bir kere fotoğrafçının oturup bu konuyu etüt etmesi gerekiyor. Kesinlikle. Örnek veriyorum, diyelim ki Amasra konulu bir fotoğraf yarışması olduğu zaman fotoğrafçılar daha rahatlar. Niye? Çünkü hemen girecek arama motoruna, Amasra yazacak, bakacak böyle. Ya burada ne varmış? Şuralar var. Buraya gidelim, şunu çekelim, bunu yapalım. Kafasında referanslar var. Oraya gidecek, zaten referansı görecek, benzerlerini çekecek. Muhtemelen onlardan bir tanesi de ödül alacak. Yani evet. İyi fotoğraf olacak. Niye? Çünkü o gündüz çekilmiş bir fotoğraf görecek. Akşam güzel bir saatte, gün batımına yakın bir saatte güzel bir açı bulacak. Oradan çekecek ve iyi bir fotoğraf olacak. Orada tereddüt yok. Ama biraz daha zor bir konu verdiğiniz zaman fotoğrafçıya,
Mesela açlık sorunu, su sorunu, ekosistem. Böyle hani aslında bizim problemlerimiz bunlar. Ama bunların birçoğu biliyorsunuz her tarafta örneklerini görüyoruz. Ama hadi bunun fotoğrafını getirdiğin zaman çok zor. Evet. Çünkü biz bunlarla birebir iç içe yaşıyoruz. Ama bunlar fotoğraflanabilir şeyler değil. Kolay fotoğraflanabilir şeyler değil. Yani bugün mesela suların kirlenmesi. Şimdi siz okyanusların birçoğu Evet, kirli. Atıklarla dolu. Şimdi bunun en kolay yöntemi hani herhangi bir yerde gidiyorsunuz işte su birikintileri İstanbul'un bazı bölgelerinde de var. Yani plastik atıkları kenarda suyun kenarında yüzüyor. Fotoğrafını çekiyoruz. Bu en kolay kısmı. Şöyle bir senaryonuz olsa ya bu plastik atıklar nereden geliyor? Bütün atıklar yolculuğa evlerde başlıyor. Evet. Atık haline evde geliyor. Sonra bunlar poşetleniyor. Evlerin önünde büyük şeyler var. Hani çöp kutuları var. Onların içinde oluşuyor. Orada birikiyor. Sonra atık arabaları geliyor. Onları topluyor. Tekrar geriye saydırın. Biz bunları nasıl üretiyoruz? Çok fazla atık üretiyoruz. Atıklar, mesela düşünün bir markette bir sürü yiyecekler var, Ambalajlar. kullanıcılar var, ambalaj malzemeleri var. Bunların hepsi ambalaj malzemeleri aslında. Şimdi düşünün, iyi bir fotoğrafçı bunun kaynağını kafa yormaya başladığı anda aslında o sonucu çekmiştir. Ama der ki ya bu aslında buradan başlıyor. Yaşadığım evde başlıyor. Hemen yanı başımdaki markette onun tedarik zincirinde en başında. Şimdi öyle bunları düşünmeye başladığı anda aslında kurgu başlıyor. Bütün bunları başından sonuna bir foto hikaye ürettiğini düşünün. Ama ilk önce temaya hakim olmak, literatüre hakim olmak, o konuda bilgi sahibi olmak. Yani sadece işte pet şişelerin şey yapması, bir yerde birikmesi ya da işte ırmak kenarlarında işte hayvanların ölüleri falan değil. Kesinlikle. Herhalde o yüzden Nazım Hikmet Abidin Dünay'a mutluluğun fotoğrafını yapabilir misin veya Bravo. çizebilir misin demiş. Evet, Herhalde evet. bizim deminden beri anlattığımız şeyi O da Nazım bir Hikmet bir şair olarak değil soruyla mi? sormuş. Bir dizede anlatıyor bize. Çok doğru. Hani bunların hepsi aslında bizim fotoğrafa yaklaşımımızla ilgili. Ben şahsen kendi adıma bazı konularda çok mutluyum. Mesela tekil fotoğraf dışında bu foto hikayeciliği birçok kuruma kazandırdım. Yapılan yarışmalarda. Çünkü ben hep şunu düşünürüm yani. Siz iyi bir fotoğrafçısınız. Bravo, çok güzel. Ama yanlış saat bile günde 2 defa doğru gösterir. Yani Evet. sizin bu en iyi fotoğrafınız ödül bile alsa biz bunu bilemeyiz arka tarafta. Hani tesadüf mu oluştu, fotoğrafçı bu konuya vakıf mıydı, değil miydi? Geçerken uygun koşullar oluştu ve fotoğrafçı bunu mu üretti? Bunları biz tek fotoğrafta öğrenemiyoruz. Ama birisine hani bir hikaye üret dediğimizde yani işte mesela Beykoz bölgesinde bana bir hikaye anlat. 10 fotoğraflık bir hikaye anlat. Şimdi orada Beykoz bostanlarını çalışacak belki. Nasıl çalışacak? İşte orada 10 fotoğrafı yan yana koyduğu zaman fotoğrafçı ben o fotoğrafçının konuya nasıl yaklaştığını, konuyu nasıl etüt ettiğini anlıyorum. Giriş gelişme sonuç gibi Çünkü artık bir kompozisyonda. fotoğraf yok. Orada fotoğrafçı bir yönetmen gibi yaklaşmış konuya. Ya da yaklaşamamış belki. Tekrarlardan nasıl kaçınmış? Planlarını nasıl değişik hale getirmiş? Açılarını nasıl değiştirmiş? Veya değiştirememiş? Ben orada gözlemliyorum fotoğrafçıyı. Ha bunu sürekli yaptığınız zaman aslında fotoğrafçı da kendini geliştiriyor. Mesela bostan ne demek? Ya da arıcılık. Düşünüyor bunları. Hani kafa yoruyor. Gidiyor. Ne yapıyor? Sürekli arıcıyla sohbet ediyor mesela. Evet. Aslında konuya bilmediği bir alana vakıf olmaya başlıyor. Benim Alan çalışması yapıyor yani. Kesinlikle. Benim böyle arkadaşlarım var mesela. Kuş evleri çalışırlar. Yıllarca. Burada adını da anayım. Çok sevdiğim bir dostum. Sevgili Mustafa Yılmaz. Sadaka taşları ile ilgili kitap yaptı. Çünkü o kadar çok yıllarca uğraştı ki o konuyla ilgili. İnanın külliyat derecesinde bilgi sahibi bu konuya. Onların fotoğraflarını çeke çeke Türkiye'de kaç tane nerede varlar? Nasıl bir dönüş zaman içinde tarihsel süreçte hangi dönemde nasıl yapılmışlar? Hangi tarzlarda üretilmişler? Nerelere konmuşlar? Yani siz fotoğrafla yola çıkıyorsunuz. İnanılmaz bir külliyatın üzerine oturuyorsunuz aslında. Bu anlattıklarınızdan ben şunu düşündüm.
kameranın kalitesi, pahalı olup olmaması, işte lensi falan ikinci hatta üçüncü planda bile değil. Yani yine rahmetli anladım Ara Güller'in, yani fotoğraf makineyle çekilmez, dikiş makinesiyle bile fotoğraf çekilir diyor değil mi? Çok doğru. Yani marifet makinede olsaydı o zaman en iyi daktilolarla, en iyi bilgisayarlarla, en iyi romanlar çıkardı. En iyi kalemle, en iyi senaryolar çıkardı. Yani hatırlayanlar bilir, yani siz çok daha yakındınız, ben uzaktan gördüm. Hep sürekli elinde bir fotoğraf makinesi. Evet. Ki hatta ölmeden kısa bir süre önce Sayın Cumhurbaşkanımızda da bir fotoğrafı vardı. Bunu yönetmenim getirebilirse hem de çok anmış anlamlı olalım. olur. Sayın yönetmenim, evet, bu meşhur fotoğraf Sayın Cumhurbaşkanı'nın Evet. poz verip artık o anda ne diyor bilmiyorum ama veya ne diyor olabilir şu anda Ara Güler, öyle çekme böyle çekme mi diyor. Usta yönlendirirdi. Öyle Yani mi? Karşındakinin kim olduğu Önemli hiç önemli değil. değil. Emin olun. Hikayeler vardır. Mesela Salvador Dali'yi falan nasıl fotoğrafını çektiği, böyle gerçekten hani sadece mesela siyaset alanında değil, sanat dünyasında en önemli ustalarla çalışmıştır. Gerçekten çok büyük beceridir bu. Yani sadece fotoğrafçı kimliği yetmez orada o insanları yönlendirmeye. Niye? Çünkü karşınızda gerçekten çok önemli simalar var. Onları iyi fotoğraf için yönlendirebilmeniz lazım. Yani o kudreti göstermek için de birikimli olmanız Evet. gerekir. Yani sadece fotoğrafçı kimliği yetmez orada. Bu fotoğraf da herhalde Ara Güler deyince aklımıza Evet. ilk gelen fotoğraf Edirne Eski Cami. Eski cami. Camideki Bravo. Allah yazısının önündeki iki kadının fotoğrafı. Daha bir başka bir fotoğraf da vardı bunun. Direkt kendisinin tuttuğu. Usta bunun hikayesini anlatırdı. Hatta sevgili Coşkun abinin yaptığı bir belgeselde bu vardı, hikayesi nasıl anlattığını. Fotoğrafı alıyor usta, böyle tutuyor, indiriyor. Bakın diyor, bu fotoğraf Ara Güler'dir diyor. Hani fotoğraf Ara Güler'dir artık diyor. Çünkü aslında orada felsefesini de anlatıyor. Yani hani bu fotoğraf Ara Güler'i temsil ediyor. Niye? Çünkü Ara Güler kimdir, nasıldır, Ya ben yüzü nasıldır? eserimle Ara Bravo, Güler'im. eseriyle var oluyor. Yani Evet. hani biz belki bir kuşak sonra Ara Güler'in yüzü nasıldır, siması nasıldır kimse bilmez. Ama o fotoğraf, kadın ve Allah'tır o fotoğrafın adı. O fotoğrafı görünce biz, aa bu Ara Güler'in fotoğrafı diyeceğiz. Tıpkı Sinan, yani Süleymaniye'ye bakınca Mimar Sinan'ı görmek Sinan'ı gibi. anmak gibi değil mi? Hani Evet. Sinan, Süleymaniye, Selimiye, hani bunları anarken aslında Sinan'ı anmış oluyoruz biz. Burada da çok güzel anlatır hikayesini. Hani kendi sözleriyle duymak çok daha keyiflidir Ara Usta'nın. Ben de gittiğimde Edirne'ye hep merak ederdim nasıl bir yazı diye. Gerçekten bir de tabii herhalde Ara Güler'de çektiği kareye mutlaka bir insan Tabii. koyma. Orada insan olup olmadığına da dikkat edin. Çünkü herhalde yani fotoğrafı Ara Güler bir muhabir biliyorsunuz. evet, Yani aslında hiçbir kendisine zaman fotoğrafçıyım demiyor değil kendisine mi? fotoğraf sanatçısı demez. Ben fotoğrafçıyım, fotoğraf muhabiriyim der. Yani hani Fotoğraf foto muhabir. muhabirim ben der. Yani bu kendi tanımlayan bir sözdür. Zaten hep de bütün işlerinde siz her ne kadar fotoğraf sanatının en güzel örneklerini de görseniz aslında o yaklaşım olarak hep belge üretmek üzerine kurmuştur bütün bunları. Çünkü biz sağ olsun onun ürettikleri fotoğraflarla 1950'ler, 60'lar, Evet. 70'ler her bir dönemi ve öyle büyüklükleri değil bakın. Hani birçok muhabir kendi döneminde önemli olayları, önemli insanları çekmiştir. Ara Usta sadece bunlarla yetinmemiştir. X gazetesi, Y dergisi bunu Ara Güler'e cebine para vermemiştir git bunu çek diye. Kendi gitmiştir. O eski İstanbul sokaklarını kendisi çekmiştir. Bunun için finans falan almamıştır. Ama o biliyor bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu. Yani şu fotoğraf herhalde Ara Güler çekmeseydi İstanbul'da böyle bir güzel sokak olduğunu yönetmenim görebiliyor mu? Böyle bir güzel sokak olduğunu, Bir tepeden böyle evet, konaklar galiba eşliğinde Boğaz Arnavut sırtlarından, kaldırımlarıyla yeşillikler içinde evet. Boğaz'a doğru inen bir yol. Yani bu muhtemelen o kadının orada geçmesini de bekliyordu ya da işte İstanbul kışları, işte gerçek eski mağaralar, Galata kuleleri falan, Allah nurlar içinde yatırsın diyelim. Evet. O olmasaydı Toprağı bol olsun. İstanbul'un birçok şey, yani şu fotoğraf, yani
siyah beyazdır ama hiç de önemli değildir değil mi? Değil mi? Siyah o, beyaz renkli. Bu renkli olsa ne olacak yani? Şu renkli olsa ne olacaktı? Birçok şeyi. Biraz önce hocam andınız hani şu makinenin şu tekniği, şu özelliği, şu bu olsa ne olur, olmasa ne olur. Yani geriye kalan belgenin bütün o büyüklüğü, hani kudreti zaten sizi içine alıyor. Hı hı. Yani bugün de o yüzden aynı şeyi söylüyoruz. Yani neyle çektiğiniz önemli değil. Şu iki kişiyi aynı kişinin çekmesi bile. Değil mi? Ne kadar kıymetli. Yani bir tarafta Aşık Veysel, bir tarafta Picasso. Yani hem sağdayım, hem soldayım, hem batıdayım, hem doğudayım ama ben işte Türk insanı olmakla, bu vatanın vatandaşı olmakla gurur duyan diyen bir insan. Evet. Dediğim gibi Allah nurlar içinde yatırsın. Peki hocam, şöyle bir şey var. Diyelim ki ben fotoğraf çekmeyi öğrenmek istiyorum. Bu kadar bu programı dinledik, seyrettik. İşin neresinden başlanıyor bu işte? Yani diyelim ki ben geldim, Murat Bey, Murat Hocam fotoğraf kursunuza katılmak istiyorum. Siz benden daha önce çektiğim fotoğrafları mı istiyorsunuz? Yoksa oturup niçin fotoğraf çekmek istiyorsun? Çünkü bazıları şey var, enstrüman öğrenmek istiyorum. Niye? İşte kızlara hava atmak istiyorum. Niye? Konser vermek istiyorum. İşte elimde fotoğraf makinesi de dolaşınca beni fotoğrafçı zannediyorlar. En azından güzel bir şey çekeyim gibisinde. İşin ticari tarafı başka tabii ki ama fotoğraf öğrencisi olmak için siz nereden başlatıyorsunuz? Bu işin çıraklığı nedir? Bir kere bu işin teknik bir boyutu var. Bunu mutlaka öğrenmemiz gerekiyor. Yani siz ressamsınız. Hangi tarz fırçayı, hangi işte kullanacağınızı bilmeniz gerekiyor. Fotoğrafçısınız. Hangi teknikle, hangi objektifle, hangi konuya yaklaşacağınızı bilmeniz gerekiyor. Bu bir kere kesinlikle öğrenilmesi gereken bir süreç. Yani teknik eğitim almanız gerekiyor. İster bunu akademide alırsınız, isterseniz özel kurumlarda alırsınız. Önemli değil. İyi bir yerde bu süreci tamamlamanız gerekiyor. Ama tamamladınız. Hiçbir işe yaramıyor, emin olun. Sonra ne yapacaksınız? Çünkü bitirdiniz çok güzel fotoğraf çekmeyi. Biliyor musunuz? Hayır. Teknisyenliğini öğrendiniz aslında siz. Yani bir iş nasıl yapılır? Şu vidayı şöyle sıkmayı öğrendiniz. Peki siz bir şey inşa edebilir misiniz onunla? Asla. İşte biraz önce hani sürekli vurguladığımız şey literatür diyoruz ya. Mesela Ara Usta'yı tanımak. Ara Usta'nın 60'larda bir tepeden boğaza giden yoldaki o teyzeyi fotoğraflaması, onu görmek. Onu görenle, o fotoğrafı görenle görmeyen aynı insan olmaz hiçbir zaman. Yani sizin yayınları takip etmeniz, filtrelenmiş fotoğrafları görmeniz. Bakın bu çok önemli bir sözcük. Filtrelenmiş. Nereden filtrelenmiş? Siz sürekli Instagram'dan fotoğraf bakıyorsanız kaybolup gidersiniz. Yani bu parfüm dükkanında bir süre sonra koku almamak koku gibi bir almamaya, şey. Bravo. Hani, kaybolursunuz. Sizin bir editörden geçmiş, bir kitap, bir dergi, bir site, kaliteli bir site. Oralara girdiğiniz zaman siz aslında bütün bu birikimden sızmış, filtrelenmiş paket halde işleri görürsünüz. Mesela biz Türkiye Fotoğraf Vakfı olarak bir yayın çıkardık. Fotosfer dergisi. Fotosfer, fotoğraf kültürü dergisi. Ne yaptık? Yaklaşık 33 ülkeden 33 yazı, 45 portfolyo ile ilk sayımızı çıkardık ve sadece sokak fotoğrafçılığı üzerine kurgulandı. Şimdi düşünün, sokak fotoğrafçılığında iş yapıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz dünyadaki büyük ustalar, Alex Webb'ler, Kudelka'lar, Martin Parr'lar, Türkiye'den Sadık Üçoklar. Yani büyük isimler, önemli isimler. Şimdi bunların en iyi işlerini görüyorsunuz veya internete giriyorsunuz, Google'a. Üç tane sözcükle sokak fotoğrafçılığı yazıyorsunuz. Oradan gelenlere bakıyorsunuz. Bu tarafta vakit kaybediyorsunuz. Enerji kaybediyorsunuz ve iyi işleri görmüyorsunuz. Seçilmişler değil onlar. Yani bu başka bir disiplin. Yani siz literatüre hakimseniz, fotoğrafın 101'ini, temelini öğrenmişseniz yavaş yavaş inanın kendiliğinden geliyor. Şöyle süreçler var. Bir anekdotla devam edeyim. Yıllar önce bir kurum, fotoğraf üreticisi bir kurum, bir fotoğraf yarışması yapıyor. Dedi ki hocam, Murat hocam, siz fotoğrafları seçer misiniz? Bu dışarıya kapalı, kurum içinde bir yarışma. Sizin seçmenizi istiyoruz. Çok güzel. Tamam dedim. Yani, fotoğrafları getirdiler. Bayağı
fazla fotoğraf böyle. Ben bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Bir an durdum, bir dakika dedim. Bunu ayıralım. Ayırıyoruz. En son tabii fotoğrafları seçtik. Ben bir birinci seçtim. Ama seçmeden önce dedim ki, tabii oradaki ben kim olduğunu görmüyorum, bilmiyorum. Hı-hı. Seçme kriterleri böyledir zaten. Hı-hı, hani tabii. Siz kimin fotoğrafını görmemeniz gerekiyor. Kör hakemlik. Ben 4-5 tane fotoğrafı ayırmışım buraya. Ya dedim, bunlar dedim aynı kişinin olabilir mi? Hı-hı. Sonra onlar tabii tık tık bilgisayardan baktılar. Evet hocam, nereden bildiniz? Tarz var dedim. Hatta dedim, bakın bir aşama sonrasını söyleyeceğim. Belki doğru değil ama bilmiyorum. Ama hani tecrübem bana bunu söylettiriyor. Bunu çeken arkadaş dedim, fotoğrafın temelini bilmiyor. Yani teknik eğitimi almamış dedim. Çünkü ışığı nasıl kullanacağı konusunda hani bir net bir şey yok. Hani böyle hafif yandan giren bir ışığı çerçeveye almış. Birileri şey der, hani bayağı o fotoğraf kötü çıkmış. Niye? Çünkü ışık kaçmış hani çerçeveye. Beyaz alan oluşturmuş. Fotoğrafa baktılar. Evet. Yani hani aynı kişi. Biz bu arkadaşı tanıyoruz. Aynı kişi fotoğrafları. Ama fotoğrafı hani eğitim aldım almadım bilmiyoruz. Tamam işte. Final günü. Seremoni yapıldı. İşte tebrik ettik. Bir fotoğraf makinesiyle ödüllendirdik onu. Tanıştım. Bir hanımefendi. Ben dedim ki hani siz dedim sinemayla aranız nasıl dedim. Resimle. Hani fotoğraf dışındaki bütün görsel sanatlarla. Ben iyi bir izleyicim hocam dedi. Sinemanın hani sinema tarihinin kült filmlerini hemen hemen hepsini izledim dedi. Sürekli izlemeye devam ediyorum. Yani sonuç bu. Niye? Çünkü teknik bilmiyor. Önemli değil. Cep telefonu da çekilir. Ama kafada planlar var. Literatürle beslenmiş. Sonuçta sinemada iki boyutlu bir alan. Akıyor görüntü ama orada inanılmaz güzel çerçeveler var iyi filmlerde. Yani onlarla beslenmiş. Sonuç ne? Sonuç muhteşem fotoğraflar. Ve ben bir hanımefendiydi. Kendisine dedim ki siz tekniği öğrenin ama sakın çok fazla öğrenmeyin. İşinize yetecek kadar öğrenin. Niye? Çünkü siz zaten bir tarz oluşturmuşsunuz ki en zoru budur. Bir tarz oluşturmak. Yani niye? Çünkü literatüre hakimsiniz. Fotoğraf olması önemli değil. Siz bir dikdörtgenin içine, bir çerçevenin içine bir görüntü nasıl iyi yerleştirir zaten bunu biliyorsunuz. Ama bunu bilinçli olarak yapmıyor. Sadece şey gibi yani. Teknik bilgisi yok. Anadan babadan, hani anam babam usulü dedikleri herhalde. Ama literatür biliyor. Mesela şey dedi, hani ben sinema literatürünü çok iyi biliyorum. Mesela ne bileyim işte Stanley Kubrick'ler, Andrei Tarkovski'ler, bunu bütün bunları izlemiş. Dolayısıyla ne olmuş? O yönetmenlerin muhteşem kadrajları vardır. Onları biliyor zaten. Usta çırak, yani sanayide motoru söküp takan çırak gibi ama o motoru bir daha aynısını yapamıyor. Ya da teknik bilgi yok. Hani, teknik bilgi yok. Hani ne yapmış? Bazı fotoğraflarda çok iyi plan, hafif titretmiş. Niye? Enstantane düşük işte. Benim ki yetecek kadar öğrenin. Niye? Çünkü çok fazla öğrendiğiniz zaman bu tarafta hani fotoğrafın bazı disiplinler hocalarımız var. Fazla şekillendiriyorlar. Siz zaten bir tarz yaratmışsınız. Mesela akademilerin resim bölümleri sınavla alırlar. Ama çok oturmuş çizginiz varsa almazlar. Zaten bitmiş. Niye bitmiş, alsın ki? Sizi nasıl şekillendirecekler? Evet. Bunun gibi aslında. Hani biraz açık olmak lazım orada ve o tarzı da kaybetmemek lazım. Hani kişisel bir dil gelişmişse ki en kıymetlisi budur. Evet. Hani onu inşa etmek en zordur. Niye? Çünkü biraz önce söyledim, hani siz A101 ile başlıyorsunuz, en temelle başlıyorsunuz derse, temel fotoğrafı öğreniyorsunuz, onun üzerine literatürü koyuyorsunuz ve tekil bir fotoğrafı üretecek tarzınızı koymak için bir şey inşa etmeye çalışıyorsunuz. Bu bazen başka bir yoldan oluşuyor. Evet. İşte bunu sabote etmemek için sizin sadece yeteri kadar öğrenmeniz gerekiyor. Peki bu şeyler, yani Aragüler'in foto muhabiri olması gibi. Mesela işte Coşkun Aral'ın da ismini andık. O da savaş muhabiriydi. Türkiye'de habercilik yaptı. Habercilik yaptı ve haberci diye çok klasik olmuş. Güzel bir programı da vardı. Şu anda hala Habitat TV'de devam ediyor sevgili Coşkun abi. Onu da analım. Evet. Yani programlar yapıyor. Şimdi işte savaş fotoğrafçısı var, doğa fotoğrafçısı var, sokak fotoğrafçısı var. Veya peki birini yapan öbürünü yapamaz mı? Yani Coşkun Aral savaş fotoğrafçılığında, yani dediğiniz gibi Lübnan'da bir adamı ölmekten kurtarırken gidip mesela o bir doğa fotoğrafçılığı yaparsa nasıl yapar? Çok mu o konuda fazla şey yapıldığı için ben bu işe girmeyeyim mi der, yoksa
Bunun arasındaki farkı kim belirliyor? Yani veya insanlar yaptıkça ben kendimi ona daha yakın hissediyorum, bunu yapayım mı der, yoksa işin biraz da ekonomik, nerede iş bulursak oraya mı gider gibi bir halim var. Şimdi fotoğrafa başlarken biliyorsunuz yani her şeyi denemeniz lazım. Yani sizin kendinize özgü bir tarz yaratmanız için, bir alan bulmanız için olabildiğince çok alanda fotoğraf üretmeniz en güzel. En doğrusu da bence bu. Niye? Çünkü hani bilmediğiniz bir alanda belki çok şeyler yapabileceksiniz ama o alanda hiç bilmiyorsunuz. O alanda üretilen işleri görmediniz. Mesela modelli çalışmayı seviyorsunuz. Portre fotoğrafı çekmeyi seviyorsunuz. Ürün fotoğrafı çekmeyi seviyorsunuz. Güzel hani ticari fotoğrafçılık alanında bir yol açmaya çalışıyorsunuz kendinize. Ama hiç zamanında daha önce sokak fotoğrafı çalışmamışsınız. Hep burada devam etmişsiniz. Bunun eksikliğini sonra hissedersiniz. Mesela benim sevdiğim bir spor fotoğrafçısı arkadaşım var. Zamanında çok fazla sokak fotoğrafçılığı yaptı. Plan oluştururken spor fotoğrafçılarının dışında yerleşim yerlerini çok iyi kullanıyor. Sporcunun koştuğu yerin arka planını çok güzel seçiyor. Niye? Çünkü zamanında başka bir fotoğraf tarzıyla ilgilendi ama şu anda ihtisası şeyde spor Spor. fotoğrafçılığında. Ama birçok alanı denediği için o alanların aslında faydasını şu anda görüyor. Bu çok kıymetli bir şey. Yani Fotoğrafçılıktan yönetmenliğe geçen yönetmenler gibi. bravo, değil mi? Hani bizde de var. Dünyada mesela Stanley Kubrick büyük ustadır. Evet. Fotoğrafçı kökenlidir. Nuri Bilge Ceylan, analım onlar. Hani fotoğraftan gelme yönetmenler. Bunların farklı disiplinlerde çalışmasının insana kattığı çok şey var. Mesela bugün ben de hani burada bazı doğrudan fotoğraf işlerim var. Enstalasyonum da var. Yani görülen fotoğraflar içinde. Acayip bir Mahlukat serisi var mesela. Minyatürlerle fotoğrafı bir araya getirdim. Hatta onları daha sonra canlandırma oldu. Hani, dolayısıyla Onlardan da örnek gösterelim, numara olarak 28-29 galiba. Bakıyorum. Mesela ben burada bulamadım ama siz buldunuz. Yani seçebildiğim kadarıyla onlar geldi gözüme. Yani minyatürle fotoğrafı birleştirmişsin. Ha, bu Evet mesela evet evet aynen öyle. yani kentsel Mesela dönüşüm ortamı veya başka bir yerde. Burada solda siz teknoloji de kullanıyorsunuz. tabii Bilgisayar tabii teknolojisini de kullanıyorsunuz. buradaki figürler hani oranın sahipleri hayat ağacı mesela hani yeşeren bir ağaçla betonlar altında hayatın son bulması hani yaşam ve ölüm arasında gidiş geliş bunlar aslında bizim yaşam ve yaşatmakla ilgili sıkıntılarımızı anlatıyor. Hani benim daha doğrusu benim kafamdaki kurgular bunlar. Zaten Acayip bir Mahlukat da böyle doğdu. Yani Kazvini'nin 8 asır önce bir coğrafya kitabı bu. Ama bu coğrafya kitabında eskiden biliyorsunuz hani disiplinler ortaktı. Hani bir bilim adamı, bir ressam hepsi birdi. Hani Evet. ihtisaslaşma çok sonraları Tabii. ortaya çıktı. Dolayısıyla orada mitoloji var. Orada tarih var, coğrafya var. Ben oradaki geçmişteki karakterleri günümüze taşımaya çalıştım. Burada aslında biraz da komedya da var. Hani trajedi de var aslında. O karakterler bugüne geldiği zaman kendilerini yabancı hissediyorlar. Niye? Çünkü zamanında mitolojiye mesela çift başlı işte ejderhalar, işte Şahmeranlar. Medusalar, Şahmeranlar, böyle karakterler o dönemde yabancı karakterler, hani gerçek olmayan, hani öteki karakterler, mitler, efsaneler. Ama bugüne getiriyorsunuz onları, inanın sıradanlaşıyor. Niye? Çünkü insanoğlu o kadar artık ötekileştirdi ki her şeyi, yeryüzünü öyle şekillendiriyor ki, bunlar naif karakterlere dönüşüyorlar şu anda. Yani mesela ben öyle bir Evet. temadan hareket ettim. İnşallah daha çoğalır ve fotoğrafla ilgili konuşacağımız çok şey var ama süremiz bitti maalesef. Evet efendim, bugün fotoğrafı konuştuk. Konuğumuz fotoğraf editörü Murat Gürdü. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.